Efendim, Kanal Fırat Kanal 23 ekranlarından herkese merhabalar. Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'ndeyiz. Evet, Gıda, Tarım, Hayvancılık ve Teknoloji Fuarı'nın 3. gününde sizlerle birlikteyiz. Fuar alanımızı gezeceğiz. Tabii ki katılımcılarla, standlarımızla, ziyaretçilerimizle sohbetlerimiz, söyleşilerimiz olacak. Şöyle efendim, geziniyoruz. Hemen yanı başımızda arkadaşlarımız var. Onlara şöyle mikrofon uzatalım. Hatta Hasan Bey'i gördük biz. Hasan Bey, işlem mi yapıyorsunuz? Eyvallah. Merhabalar. Şöyle aşağı size alabilir miyim? Teşekkür ederim. Evet, Hasan Bilge yanımızda. Sayın Başkanımızla bir sohbet edelim. Eyvallah. Bugün Elazığ'ımızda Tarım Fuarı'nın 3. günü. Sizler de tabii gezdiniz. Gözlemleriniz muhakkak ki vardır. Neler söyleyeceksiniz? Vallahi bugün 3. gün. 3 gündür yaklaşık bir geliyoruz, kontrol ediyoruz, devam ediyoruz. Güzel bir belediyeyi tebrik ederim. Her sektörden insanlar, tarımla ilgili arkadaşlar ve dostlar gördük burada. Diğer fuarlara istinaden hakikaten biraz daha olumlu ve şey gördüm. Olumlu notlarınız neler? Olumlu notlarımız daha tertipli, düzenli gibi geliyor bana. Yani hem konsept açısından hem şey açısından biraz daha derli toplu olarak değerlendiriyorum. Bir de yani tarımla ilgili hakikaten tarım araçları ve şey traktörlerle ilgili, dolayısıyla tarımdaki dostlarımız gelip bakıyorlar. Hakikaten fiyat bilgisi alıyorlar ve bu kendi sektörleri olduğu için, üretimle ilgili de bilgi aldıkları için olumlu dönüşler bildiriyorlar bize. Bu da olumlu bir gelişme. Pazar gününe kadar daha da herhalde yoğun olur. Cumartesi pazar daha yoğunluk geçer. Katılımcılara başarılar diliyorum. Belediyemize de teşekkür ederiz. Dolayısıyla böyle etkinliklerin olması güzel bir şey. Biz de dolayısıyla harsiyat olarak değerlendiriyoruz. Gözlemlerimizi alıyoruz. Dolayısıyla ilgili yerlere bildiriyoruz. Olumlu olumsuz şeylere. Size de teşekkür ederim. Yayın yapıyorsunuz. Bu şehir için katkıda bulunuyorsunuz. Ortak yayın herhalde. Evet. Kanal Fırat Kanal 23. Eyvallah. Teşekkür ederim. Dolayısıyla bu şehir için çalışacağız. Herkes üzerine düşeni yapıyor. Güzel şeyler yapmak istiyoruz. Her sektörde insanlar dolayısıyla böylesi etkinliklerle, ekonominin zor olduğu dönemde dolayısıyla herkes kendi mücadelesini veriyor. Güzel şeyler olacak diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Şimdi şöyle de isterseniz devam edelim. Evet. Bizler doğu insan olarak aslında hepimiz bir Anadolu çiftçiyiz. Evet. Çiftçi ailesiyiz aslında. Evet. Kökenlerimiz oradan geliyor. Çok. Şimdi tabii siz gezdiniz, gözlemlediniz. Evet. Tabii sadece tarım makineleri değil de tabii gıda anlamında da, yine tabii birçok zirai ürünler anlamında da tabii gezdiniz, gördünüz, gözlemlediniz. Taleplerinizi karşıladı mı sizce fuar? Yani gıda ile ilgili ben beklerdim. Böyle yöresel ürünlerin olduğu, herkesin dolayısıyla eskiden yerli mal haftası biliyordu. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Tabii, dolayısıyla herkesin, köylülerin de herkes kendi yöresel ürünü getirip burada sergilemesi tarım sektörüyle ilgili olduğu için dolayısıyla bu konuda onu beklerdim. Böyle standlar, küçük standlar, herkes kendi ürününü satsın ve onlara da katkı olsun. Dolayısıyla komisyoncuyla ondan sonra üretici buluşturma gibi, dolayısıyla fiyatları arasındaki farkı da görmek açısından bence onu bir arıcının, bir şeyin, ondan sonra domates veyahut da şey eken, tarımla ilgili bütün sektörlerdeki kişilerin burada küçük de olsa bir standının olması gerektiğine inanıyorum. Burada mesela yiyecekle ilgili bir şey bulamadık. Yani mesela arıyorum, diğer tarafta hep teşhir var. Dolayısıyla ama şey yok, yiyecekle ilgili gerçekten tarım, madem tarımsa konu, dolayısıyla burada her türlü ürünü yiyecekle, gıda ile ilgili şeyi bulmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Evet. Doğru mu? Yani tabii herhalde tabii siz daha iyi bilirsiniz. Konuya vakıfsınız çünkü fuarlara siz alışkınsınız. Kitap fuarlarında özellikle sizleri görüyoruz. Eyvallah. Ama sanki bir benim gözlemim bir dengeyi yakalamaya çalışmışlar. Evet. Çok fazla hani gıda ağırlıklı gitmeyelim de tabii tarım alanındaki diğer sektörlere de yer verelim diye sanki bir dengeleme. Evet, çoğunlukta dolayısıyla tarım araçlarıyla ilgili. Yani tarım gıda ile ilgili bir şey fazla yok. Yani tarım araçlarıyla ilgili şey var burada gözlemi. %60'ı 70'i herhalde onun üzerine gibi görünüyor. Evet. Bu da dolayısıyla sadece yani bir tarım araçları galerisi ve sergisi gibi düşünülüyor. Ama bunu gıdayla da bütünleştirmek gerekir diye düşünüyorum. Evet. Teşekkür ederiz. Eyvallah. Çok sağ olun. Hasan Bilge Başkanımızla birlikteydik. Canlı yayınımız devam ediyor. Şöyle vatandaşlarımız fuarı geziyorlar. Canlı yayındayız. Şöyle sizinle biraz konuşabilir miyiz? Merhabalar. Merhaba. Elazığ Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu tarım fuarındayız şu anda. Sizler de gezdiniz. Standları geziyorsunuz fuar alanında. Evet, geziyoruz. Sizi tanıyabilir miyiz? Elazığlı mıyız? Ben Elazığ, Kaban, Denizli köyünden. Evet. Cafer Çağlar. Cafer Bey, fuarımızı gezdiniz tabii ki. Neler söyleyeceksiniz? Fuar her zaman için iyidir. Niye iyi? Çünkü üreten, imalat eden, getirir, teşhir eder, tüketiciyle buluşturur. Bu açıdan çok iyidir.
Ve gelen insan da fuarlarda yenilik için gelir. Yenilik olan ürünleri veyahut da elinde kullandığı ürünlerin nasıl geliştiğini görmek için. Örneğin kendi traktörüm varsa traktöre ne ilaveler olmuş, ne yenilikler olmuş. Örneğin bir tarım aletinde. Bunları görüp bunları şey etmesi, görmesi faydalıdır. Yenilikleri görmek teknolojik evet, anlamda özellikle. Evet, teknolojik evet. anlamda. Evet. Çok bunları. Faydalı oluyor. Şehir için fuarların önemi nedir? Şehrin ticari şeyini ve sanayisinin gelişmesini ana unsurlarından biridir. Teşhirdir. Burada bunlar yayınlarsa dışarıdan gelen burada da bu imalat oluyormuş. Gelir burada bunu yaptırmak için veyahut da almak için şeyde girişimde bulunur. Ama şey etmezse, teşhir etmezse, yani tanıtmazsa bir kişinin şeyiyle reklamına ne kadar şey eder. Ama burada daha iyi, fuarlar daha iyi. Çünkü dünyanın her tarafından geliyorlar buraya. İlla ki bizim belki yeni şeyimiz gördüğüm kadarıyla. Ben İstanbul'da yıllarca fuarcılık yaptım. Öyle mi? Standları kurduğum, evet. İstanbul'daydım. Evet, İstanbul'daydım. Yıllarca fuarlarda çalıştım. Çok büyük fuarlar kuruyorduk mesela. Teknoloji fuarları olsun, sanayi fuarları olsun. Orada görüyorduk. Oralardan buralar. Tabii burada yeni yeni olacak. En azından fuar kültürü oluşuyor ama tabii, değil mi? Tabii tabii. Çok iyi. Fuar kültürü çok iyidir. Evet, 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 evet. Yani ülkenin gelişmesine büyük katkı sağlar. Doğru. Yani bir şehrin de reklamını tabii. Reklamını tabii. Çok olumlu anlamda tabii evet. ki. Bu tür platformlar kıymetlidir diyorsunuz. Kıymetlidir evet. Peki ben size teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet efendim tabii vatandaşlarımızla fuarı ziyaret eden kıymetli hemşehrilerimizle de zaman zaman söyleşilerimiz olacak. Bizler kameraman arkadaşımızla devam edelim. Şöyle fuarımızı tabii bir taraftan geziyoruz. Tarım makinalarını görüyorsunuz tabii. Bizler de belki çok fazla adını bilmiyoruz ama görünce tabii hayrete düşüyoruz. Tarım nereden nereye geldi diye. Kıymetli arkadaşım, kameraman arkadaşım Elvin'le şöyle devam ediyoruz. Teyzeciğim. Aleykümselam. Sizinle de canlı yayındayız şu anda. Sizinle bir kısa bir röportaj yapalım mı? Ne diyelim ki bilmiyorum. Önce bir sizi tanıyalım. Bu teyzemiz, bu tatlı teyzemiz. Ben Madenliyim. Evet. Madenlisiniz. Evet. Fuarı geziyorsunuz. Heh. Nasıl buldunuz? Güzel. Yeni mi geldiniz? Gezeceksiniz diyorsunuz. Ha? Peki çiftçilik var mı? Köyde, bağ, bahçe? Ben buradayım. Var. Şeyde... Bana haram oldu. Evet. Ben evet. Üzerimde ya. Eşim getirdi. Evet. Bahçede var, tarlada var. Ama bana yok. Size yok. Peki. Bana yok. Peki. O zaman şöyle gezdikten sonra bir daha karşılaşırsak konuşalım o zaman. İnşallah. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Değil. Sağ olun. Allah evet. Öylesin. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Elazığlıyız. Canlı yayındayız. Daha sonra yine geçelim. Evet. Burada tabii ki Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün standı var. Canlı yayındayız efendim. Merhabalar. Sizlerle de şöyle isterseniz kısa bir sohbet edelim. Evet. Sizinle mi? Beyefendiyle mi? Taha Bey mi? Zafer Bey. Evet. Zafer Bey merhabalar. Kanal Fırat Kanal 23 canlı yayındayız şu anda. Evet. Fuar hakkında 3. günümüz. Gözlemlerinizi, evet. beklentilerinizi neler söyleyeceksiniz? Yani fuar şu an Elazığ için bir marka değeri olmaya başladı. Dördüncüsü düzenleniyor şu an. Eminim ki bu dördüncüden sonra devamı gelecek. Vatandaşlarımız çok ilgili fuara. Biz de İl Tarım Müdürlüğü olarak vatandaşlarımıza bitkisel ve hayvansal üretim konularındaki, su ürünleri yetiştiriciliği konularındaki desteklemelerimizden bahsediyoruz. Ayrıca hastalık ve zararlar hakkında da vatandaşlarımıza bilgilendirmelerde bulunuyoruz. İnşallah bu şekilde devam edeceğine de umut ediyoruz. Ya bu işin artık daha tekniği de önemli değil mi? Eskiden tabii. Hani evet biraz daha böyle ne derler kara düzen yapılıyordu belki tarım evet. ama şu anda işin teknik boyutu tabii. çok çok farklı yerlere geldi. Zaten evet. Fuarlarda da görüyoruz hangi boyuta geldiğini. Evet. Bu anlamda da vatandaşı da bilinçlendiriyorsunuz galiba. Kesinlikle. Evet. Kesinlikle hem hayvansal üretim konularında hem de bitkisel üretim konularında modern teknik, modern uygulanabilir teknik yöntemlerle ilgili bilgilendirme ve yayım çalışmaları yapıyoruz. İnşallah Elazığ'ın özelinde tarımsal üretimdeki yenilikleri daha çok kitlelere ulaştırmak adına faaliyetlerimize devam edeceğiz. Vatandaşlarımız da bu konudaki duyarlılıkları için ayrıca teşekkür ediyoruz. Şimdi siz tabii tarım il müdürlüğü olarak tabii ki konuya çok çok daha vakıfsınız. Elazığ bir tarım şehri. Elazığ evet tarımdaki gelmiş olduğu seviye sizce hangi düzeydeyiz? Neler söyleyebileceksiniz bu anlamda? Yani tarım konusunda
İstenilen düzeyde maalesef çok istenilen bir düzeyde değiliz. Yani şu an Elazığ'ın dört bir tarafı suyla çevrili. Su ürünleri anlamında da çok istenilen bir düzeyde değiliz. Yani şöyle, tarım sanayisi kapsamında da şu an zaten bu eksiklikler göz önünde bulundurulduğu için Kuzey Çevre Yolu'nda tarım muhasebesi kurulumu devam etmekte. Tabii bunlar olduğu zaman beklenilen düzeyin de üstüne çıkacağı kanaatindeyiz. Evet, yani gençler, yeni nesil, yeni jenerasyon çok fazla tarıma ilgi göstermiyor mu? Yani bu anlamda üzgün müyüz? Bu anlamda biraz tabii üzgünlüğümüz var ama ilgi gösterenleri de çok hor görmemek lazım. İlgi de var. Gençlerimiz özelinde de istihdam yaratan bir tarım altyapımız var. Tarımsal üretimimiz de bayağı var ama tabii istenilen düzeyde olması için gençlerimizin de bununla ilgili talepkar olmaları gerekiyor. Ama siz her türlü kapılarınızı açık. Tabii kesinlikle. Her anlamda hem bitkisel üretim olsun hem hayvansal üretim olsun, çiftçilerimiz özellikle bizim ilgili birimlerimize, şubelerimize gelerek bizlere bilgi alışverişinde bulunabilirler, danışabilirler. Biz her türlü taşın altına elimizi değil gövdemizi koymak için hazır bulunmaktayız. Evet. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. İhbarat diliyoruz. Kolay gelsin. TKDK İl Müdürümüzü biz yine yakaladık. İl koordinatörümüzü Sertaç Bey yanımızda. Dün de konuştuk ama bugün de tabii farklı bir gün. Her gün be gün beklenti artıyor, yoğunluk tabii ki. Neler söyleyeceksiniz bugüne dair? Düne göre bugün biraz daha iyi. Evet. Yarın daha iyi olacağını umut ediyoruz. Dediğim gibi daha önce de fuar bir ihtiyaç, bir kültür. Bunlara ısrarla devam etmemiz gerekiyor. Şu anda da fuarımız iyi gidiyor. Bizim de tam çağrı dönemindeyiz. Sizlerin aracılığıyla da bunu vatandaşlarımıza, hemşehrilerimize bir kere daha duyuralım. 11 Kasım tarihine kadar küçükbaş, büyükbaş, besli, süt, kanatlı işletmelerine %75'e varan hibe desteklerimiz var. Bizim için aslında bu da bir fırsat oldu fuarda. Burada üreticilerimizle birebir yüz yüze görüşme imkanı buluyoruz. Yoğun bir ilgi var standımıza. Sağ olsun çiftçilerimiz, hem daha önce destek verdiğimiz işletmelerimiz hem de yeni proje yapmak isteyen çiftçilerimiz bizleri ziyaret ediyorlar. Bizim için verimli, güzel bir fuar oluyor. İnşallah son iki günü de, cumartesi pazar günü de daha iyi, daha verimli bir şekilde değerlendiririz. Çok teşekkür ediyoruz. İyi fuarlar diliyoruz. Sağ olun. Evet, biz kameramanımızla ilerliyoruz efendim. Yine standları da tabii bir taraftan kameraman arkadaşım standları da tabii sizlerle paylaşacak. Tarım makineleri müsait miyiz? Şöyle canlı yayındayız, bir sizlerle de bir söyleşi yapalım isterseniz. Sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Bekir Atar. Türkay Tarım Makineleri firması olarak buraya geldik. Bir stand kurduk, destek vermek istedik. Şu anda fuarın 3. günündeyiz. Evet. Gayet iyi gidiyor şu an bizim için. Bu şekilde. Fuarlardan beklentileriniz neler? Fuarların ilimize, bir şehre katkıları neler olmalı? Şimdi şöyle, fuarlardan beklentilerimiz bizim aslında müşteri potansiyellerimizi görmek, makinalarımızı burada tanıtmak, güzel bir şekilde sergilemek. Bizim temel amaçlarımız bunlar. İle nasıl katkısı olur? Şimdi şöyle, tarımdaki gerekli yapılan inovasyonları genelde fuarlarda gösterebiliyoruz çiftçilerimize, tarımla uğraşan vatandaşlarımıza. Bu açıdan fuar her zaman tabii ki de daha iyi oluyor. Bir sergi oluyor, bir reklam oluyor bizim için. Hem aynı zamanda il içinde oluyor. Bu sanırım 4. olarak düzenleniyormuş. 4. evet, Elazığ Tarım Fuarı. Aynen. Biz genelde İzmir ve Konya'ya katılıyoruz. Burada da bir faaliyet göstermek istedik, geldik. Tabii ki de zamanla oturacak bir şey bu. Zamanla Elazığ'da daha büyük fuarlar görmek istiyoruz açıkçası. Yani bu uluslararası da olabilir. Tabii bunlar zamanla oturacak şeyler, yani hani 1-2 yılda, 3 yılda olacak şeyler değil. Umarım ileride daha büyük fuarlarda Elazığ'da buluşuruz. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Hayırlı fuarlar dileriz. Evet, yine tabii katılımcımızla söyleşide bulunduk. Bizler tabii bir taraftan standları sizlerle paylaşırken belki vakit bulamayıp da fuar alanı Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'ne gelemeyen vatandaşlarımıza böyle tanıtmaya çalışıyoruz tabii ki. Buradaki standları, tabii ki atmosferi sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Bir taraftan da yine tabii katılımcılarla sohbet edeceğiz. Kameraman arkadaşımız, evet. Buyurun siz de alalım. Konuya siz daha vakıfsınız galiba. Canlı yayındayız şu anda. Buyurun, üçünüzü de alabiliriz tabii ki. Öncelikle merhabalar diyelim efendim. Sizi tanıyabilir miyiz?
Ben Feyzi Selmanoğlu. Evet. Gülsel Tarım olarak fuara katıldık. Bir adım önce çıkabilir miyiz? Evet. Fuarımızda bir teknolojik bir makine olarak tarımsal drone'u sergiliyoruz. Hem tarımsal drone olarak ilaçlama hizmeti yapıyoruz hem de satış yapıyoruz. Tarımsal drone diyorsunuz. Tabii evet. Bunu vatandaşlarımıza biraz daha açalım. Evet. Ne yapıyorsunuz? Bu havalanıyor, ilaçlıyor mu? Havalanıyor. Evet, ilaçlıyoruz. İlaçlama yapıyoruz. Katı gübre atıyoruz. Sıvı gübre, bitki besleme. Tamamen tarımda kullanılan, tarımsal amaçlı bir drone'dur bu. Traktörün yaptığı teker izlerini, ekine verdiği zararları ortadan kaldıran önümüzdeki yılın çağın makinası diyelim drone'u. İşi de aslında çiftçinin biraz işini de yükü, iş yükünü de hafifletiyor galiba. Tabii tabii, yükü ciddi oranda hafifletiyor. Bu hem %95 su tasarrufu yapıyor, hem mazot tasarrufundan ciddi bir katkısı oluyor çiftçiye. Hem de ekine zarar vermediği için çiftçiye ciddi bir katkısı olan bir makina. Evet, yani bu cihazımızı isterseniz biraz daha tanıtalım. Evet. Tabii mazotla mı çalışıyor demiştiniz? Mazotla değil, bataryayla çalışıyor. Bataryası var. Evet, 3 tane bataryası var. Evet. Sürekli 40 litre deposu var aynı zamanda. 40 litre depoyla ortalama 20 dönüm bir arazi ilaçlayabiliyoruz. 20 dönüm arazi ilaçlamak için de havada kaldığı süre yaklaşık 6,5-7 dakikada 20 dönümlük bir alanı ilaçlama yapıyor. Yani günde toplu bir arazi olması durumunda 1000 dönüm civarında ilaçlamayı yapıyor. Tabii bu bataryalar tek kullanımlık değil. Bunlar yeniden şarj oluyor. Tabii jeneratörümüz var. Jeneratörle sürekli havadayken takviye yapıp dolduruyoruz. Yani 20 litre, 40 litreyi boşalttığı ve 20 litreyi ilaçladıktan sonra iniyor. İndiği zaman ilacını doldurup bataryasını değiştirip tekrar yeni 20 dönüm ilaçlayıp tekrar geri geliyor. Kaldığı yerden devam ediyor. Evet. Yani aynı yeri iki defa yapması veya bir yeri eksik bırakması gibi bir ihtimal de söz konusu değil. Zaten onlar tamamen yapay zeka ve otonomlarla yapılan işler. Evet. Hı-hı. Peki son sorum şu olsun. Tabii. Cihaz hakkında. Bunun herhangi bir arızası oldu. Sonuçta kul yapımı. Evet, evet. Teknik destek anlamında vatandaşımızın mağdur olma gibi durum söz konusu değil, yok, değil mi? Yok, söz konusu değil. Yani bunların genelde Ankara'da tabii ki esas dispiritör ve teknik servisleri var. Onlar da hemen anında birkaç gün içinde müdahale ediyorlar. Yedek parça olmaz söz konusunda hemen yedek parçaları gönderiyorlar. Yani kişinin müdahale edebileceği bir durum varsa, edebileceği bir durum yoksa da servis arabaları var. Gelip hemen çiftçiyi mağdur bırakmayacak şekilde tamiratını yapıyorlar kısa bir zaman içerisinde. Vatandaşımızın kafası, evet, rahat olsun. Tabii. Herhangi bir mağduriyet söz konusu değil. Tabii aynen, sizler de burada her türlü teknik anlamda, bilgi anlamda, inovasyon anlamda, evet, desteği sunuyorsunuz. Tabii ki. Tabii ki. Teşekkür ederiz. Biz, oldu, biz teşekkür ederiz. Sizinle de şöyle isterseniz, evet, Sadi Bey'le de bir kısa bir röportaj yapalım. Merhaba. Fuarın 3. günü, merhabalar. Fuarın 3. günü Elazığ Belediyesi düzenlemiş olduğu 4. Elazığ Tarım Fuarı'ndayız. Tabii siz de buradasınız 3 gündür. Neler, gözlemleriniz neler? Fuarın Elazığ için, Elazığ'ımıza, ilimize katkıları neler? Bunu isterseniz paylaşalım. Ben Elazığ Pancar Kooperatif Müdürü Sadi Ekmen. Öncelikle böyle bir fuarı Elazığ'ımıza kazandırdığı için belediye başkanımız Şahin Şahinoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Fuarın Elazığ'a gelmesine illerden, bizim şu anda tarım alet ve makinelerden, değişik illerden insanlarımız geldi. Çiftçilerimiz yeni ürünleri burada görmeye başladılar. Bu bizim için büyük bir kazançtır. Elazığ için büyük bir kazançtır. Ama bizim buradaki eksiğimiz Elazığ firmalarının buraya gerekli katılımı göstermemesi. Ondan dolayı yani gerçekten üzgünüz. Biz Elazığ Pancar Kooperatifi olarak Elazığ'da bir ilki gerçekleştiriyoruz. Son 7 yıldır biz Elazığ'da sertifikalı tohum üretiyoruz. Standımıza geldiğiniz zaman da göreceksiniz. Geçen gün Sayın Valimize de takdim ettik. Biz burada sözleşmeli ekim yapıyoruz. Sözleşmeli arpa ve buğday ekimi yapıyoruz. Çiftçilerimize ürünü ektiriyoruz. Biçiminden sonra TKDK'dan onaylı bir sertifikasyon merkezimiz var. Orada tohumlarımızı eliyoruz. Eledikten sonra Samsun'a sertifikasyona gönderiyoruz. Oradan sertifikalı tohum satıyoruz. Tohumu satmamızdaki burada en büyük amaç çiftçimize daha ucuz ve daha kaliteli ürün sağlamaktır. Aynı tohumu dışarıdan getirdiğimizde 15-16 milyona getirdiğimiz tohumu biz burada 12-13 milyona çiftçilerimize şu anda ürünleri sunmaktayız. Fuar alanına katılım gerçekten çok güzel. Gelen çiftçilerimizden fuarın daha kapsamlı olmasını istiyorlar. Daha büyük firmaların da buraya gelmesini istiyorlar. İnşallah bu bir ilk oldu. Seneye zaten birçok firmayla ben görüştüm zaten kooperatiften münasebetiyle. Biz çok firmayla çalışıyoruz tarım öğretme makinede. Birçoğunu ben davet ettim. Ama şu andaki izlenim açıyorlar. Abi keşke biz de gelseydik diyor. Ama seneye gerçekten ciddi anlamda bir katılım bekleniyor. Çiftçilerimiz de fuardan şu anda gerçekten olumlular. Bundan dolayı da hepinize çok teşekkür ediyorum böyle bir fuarı Elazığ'ımıza kazandırdığınız için. Biz teşekkür ederiz. İyi fuarlar diliyoruz. Teşekkür ederim.
Sayın Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Evet. Devam ediyoruz efendim. Tabii ki fuarımızı gezmeye, firmalarımızı tanıtmaya. Burada da yine şöyle gıda anlamında, gıda sektörü anlamında. Hocam merhabalar. Merhabalar. Kanal Fırat, Kanal 23 canlı yayındayız şu anda. Fuar nasıl gidiyor? Fuar güzel gidiyor şu an. İnsanların ilgisi var. Geliyorlar, soruyorlar, öğrenmek istiyorlar, bilgi edinmek istiyorlar. Şu an için güzel gidiyor yani. Standınız çok renkli. Evet. Standınızda işte tabii ki domatesinden biberine kadar, salatasına kadar, birçok evet. patlıcana kadar birçok ürün söz konusu. Evet. Bunları biraz anlatabilir misiniz bize? Şimdi Sinan abi bu Can Karatarım'ın sahibidir. Kendisi bu bölgede kendisi ilgileniyor. Kendisinin anlatması daha doğru olur. Peki. Konumuz neydi? Ben biraz sonradan daha sohbet ayrıldım. Ediyoruz evet. Fuar hakkında, ürünler hakkında. Bunlar yerli midir? Ürünlerimizi biraz tanıtabilir miyiz? Bu ürünlerimiz yerli değil. Yerli tohumumuz zaten, ata tohumumuz çok fazla yok. Onu bulamıyoruz. Bu ürünler ticari çeşitlerdir. Raf ömrü uzun, dayanıklı, ticari pazarı yüksek olan çeşitlerdir. Yurt dışından bulunan tohumlar yeri temin edilir. Bu şu anki ürünler burada yetişen, bizim tabii sezonumuz bitti, kapandı. Bölgesel olarak hani iklim şartlarına dolayı. Şu anda burada yetişen ürün sadece bu patlıcanımız, salatalığımız ve Lido domatesimiz. Bu Türkiye pazarında sadece bizim firmamızda vardı zaten Lido domates. Yumurta domates, sanayi tipli domatesimiz, sanayilik. Bu vardır burada yetişen. Bir de bizim meşhur Elazığ Algın üzümümüz var. Evet, Elazığ'ımızın evet, üzümü. Burada şu anda iklim şartlarında yetişen meyvelerimiz bunlar. Salatalığımız serada Aralık ayına kadar mevcut olacak zaten inşallah. Don vurana kadar devam ediyor. Yurt başında, bizim sera bölgesi Elazığ'da en fazla bulunan bölge, yurt başında üretimini yapıyoruz. Çevre illere gönderiyoruz, pazarlamasını yapıyoruz. Evet. Yani böyle ürünlerimiz hakkında da biraz bahsettik. Peki fuar nasıl gidiyor? Bugün 3. gün. Fuar gayet güzel, yoğun bir şekilde. Katılım çok fazla. Yoğun ama çiftçilerimiz bu dönemde arazide oldukları için bugün cuma günleri çalışmıyor. Halk kapalı olduğu için inşallah çiftçilerimizi bugün daha çok bekliyoruz. Çiftçi katılımı biraz daha fazla olsa buradaki fuardaki imkanlardan faydalanabilirler, bilgi alabilirler, yeni teknoloji görebilirler. Evet. Teşekkür ediyoruz. İyi fuarlar diliyoruz. Sağ olun. Evet. Yine firmalarımızı geziyoruz. Burada İnci Peyzaj Tarım var. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Bu standımız daha canlı, daha renkli. Çiçeklerimiz var tabii ki yine. Sebzeler söz konusu. Sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar. Tekrardan. Merhabalar. Ben ziraat mühendisi Lamia Aksoy. 15 senelik tecrübeyle Elazığ'da 4 senedir bayi olarak işletme sahibiyim. Değerli çiftçilerimize hem tarla bitkileri, hem sebze, hem de meyve ağaçları üzerinde yardımcı oluyoruz. Ev hanımlarımızı da unutmamak için özellikle peyzaj üzerine de hani çalışmalarımız var. İşte sezonluk çiçeklerimiz, peyzaj alanlarının düzenlenmesi, o konuda da yardımcı oluyoruz. Fuarı nasıl buldunuz? Üçüncü gün. Fuar hakkında neler söyleyeceksiniz? Zaten hasretle beklediğimiz bir fuardı. Uzun zamandır malum şartlardan dolayı yapılmıyordu. Çok güzel. Bütün çiftçilerimizi ve bütün katılımcıları bekliyoruz. Umarız bundan sonraki sezonlarda daha hareketli, daha canlı. Yine canlıyız ama daha kalabalık, daha coşkulu olmasını bekliyoruz. Ürün satabiliyor muyuz? Ürün satışımız tabii sezonsal olarak biraz daha tanıtım amaçlı hani bu dönemde. Çünkü arpa buğda sezonu bitti. Ama yeni Elazığ'a kazandırdığımız çeşitlerin tanıtımları hasat zamanı, onların tanıtımlarını yapıyoruz. Hani satış babında peyzaj ürünlerinde evet ama diğer ürünlerimizin tamamen tanıtım sezonundayız. Evet. Şimdi bunu merak ettim. Limon diyeceğim ama gülmeyesiniz. Yok estağfurullah. Konkoat bu. Konkoat. Evet. Ne oluyor? Bu narenciyegillerden evet. Özellikle evde hani hobi amaçlı yetiştirmek isteyenler için ama normalde de dış mekanlarda da kullandığımız meyvesi yenebilen turunçgillerden, bunun reçeli yapılıyor, işte sirkesi yapılıyor, meyve olarak taze tüketimi de olabiliyor. Çok güzel bir aroması olan bir meyve. Bu boyda mı kalıyor, büyüyor mu yoksa? Büyüyor. Normalde bu ağaç formudur. Ama biz daha çok böyle peyzaj alanlarında mini boy olarak hani kullanıyoruz. Budama şeklini sizin hani terbiye etme şeklinize bağlı olarak değişiyor. Çok teşekkür ederim. İyi fuarlar diliyoruz. Sağ olun. Evet, rengarenk bir standımızı da sizlerle paylaştık. Tabii
Bizler gezmeye devam edeceğiz. Fuardaki vatandaşlarımız da tabii bizimle söyleşi yapmak isterse onlara da mikrofonu uzatacağız. Merhabalar efendim. Merhabalar. Şu an canlı yayındayız. Kanal Fırat Kanal 23 canlı yayındayız. Evet. Fuarı geziyorsunuz. Yeni mi geldiniz? Gezebildiniz mi? Ben yeni geldim. Geziyorum. Yeni geldiniz. Evet. İsterseniz tabii gezmediniz ama şöyle devam edelim. Fuarların şehrimiz için öneminden bahsedebilir miyiz? Tabii ki fuarlar neden iyi olur. Hem ülke şehri tanıtmak amacıyla hem de yani buradaki insanların tarımda daha bilinçli bir tarım yapma konusunda, değişik alet ve adetlerinden yararlanma konusunda. Ama bununla ilgili seminer de verilmesi gerekir. Yani tarım, bu fuarı yapan organizasyon halkı bilinçlendirecek şekilde masalar oluşturması lazım. Galiba üst katta da bu anlamda da tabii seminerler sanırım yapılıyor. Yani şu anda burada var mı? Üst kat. Yani üst şu an var. Evet, fuar alanı değil de ikinci katta sanırım yapılıyor. Yani olursa tarım aletlerinin bilgilendirme, tabii kullanımları olsun, faydalar olsun, yararları olsun. Evet. Bu konuda çalışmalar olursa daha da güzel olur. Çiftçilik var mı efendim? Efendim? Sizde var, çiftçilik ben de, var mı? Var. Emekliyim. Öğretmedim, emekli oldum. Şimdi tarım bahçe yapıyoruz. Evet, bahçemiz var. Kayısıyla evet. Uğraşıyoruz. Evet. Peki, çok teşekkür ederim. İyi fuarlar diliyoruz. Sağ ol, sağ ol. Teşekkürler. Sağ ol. Evet efendim, bizler böyle gezmeye devam ediyoruz tabii ki. Şuraya kameraman arkadaşımızla merhabalar, kolay gelsin. Nasılsınız, iyi misiniz? Fuar nasıl gidiyor? Çok iyi gidiyor, teşekkür ederiz. Altın kaz olarak gayet memnunuz. Evet. Üçüncü günündeyiz. Evet. Yani tabii çok... iki gün daha. Çok buradasınız. Yoğun bir ilgi var bize. Evet. Canlı hayvan olduğu için. Kaz eti mi satıyoruz, kaz mı üretiyoruz? Ben aslında kazların yanına doğru gidiyordum. Evet. Sizinle de bir merhaba demek istedim. Kaz eti mi satıyoruz? Evet. Hem kaz kendimiz üretiyoruz. A'dan Z'ye kadar kesimi de bize yumurtası. Ait. Yumurtası da bize ait. Kendi firmamız Elazığ'ın bir firması. Evet. Tüm Türkiye'ye kaz etini inşallah tanıtacağız. Metro ve file marketler gibi büyük marketlere ürün tedariğinde bulunuyoruz. Evet. Şimdi ilimiz diyelim, hani belki ülkemiz diyebiliriz aslında ama kaz etini sanki biraz böyle yeni yeni alışıyor. Evet. Doğru mudur? Evet. Bizler doğrudur. Çok fazla genelde tavuk. Tavuk ve hindi. Kırmızı et. Hindi etine aşinalar. Kısmen. Şimdi kaz kültürü çok fazla bizlerde yok. Kaz etiyle kırmızı et ya da işte bir tavuk arasındaki fark nedir? Kaz eti tavuğa göre daha lezzetlidir, daha yağlıdır. Yani yiyenler kuzu etine benzetiyor. Hı hı. Yani kişiden kişiye değişir. Yani o tat. Kimileri sevmez, kimileri çok sever. Denemek lazım diyorsunuz. Denemek lazım. Evet. Tadına bakmak lazım. Evet. Kars ve Ağrı'dan yörelerinde bunu tuzlayıp satışa sunulur. Bizde öyle değil. Bütün halinde satılır bizde. Evet. Tuza yatırma işlemi bizde yapılmamakta maalesef. O sadece Kars ve Ağrı'dan yöresine ait. Anladım. Çok teşekkür ediyoruz. Bir şöyle kazların yanına doğru gidelim. Hatta müsaitseniz size bize yardımcı olun. Burada tabii boy. Ördek. Pekin ördeği. Pekin ördeği. Kameraman arkadaşımız da evet geliyor. Şöyle. Bunlar ördek. Pekin ördeği. Evet. Kaç haftalık bunlar? Bunlar 6 gün. 6 gün, 1 hafta. 6 günlük, 1 haftalık. Evet. Bunlar da 20-21 günlük kaz civcivlerimiz. Bunlar da 3 haftalık diyorsunuz. Evet. Bunlar kaç haftada büyüyorlar? 5 ayda bunun gibi olur. 5 ayda şu kazlar, büyük kazlar haline dönüşüyorlar. Tabii siz bunları daha sonra tüketime, evet. Tüketime hazır bir hale getiriyoruz. Evet. Yani. Zor mu bunlara bakmak, bunları beslemek, bunlara sahip çıkmak? Yani alıştığımız için tabii zorlukları var. Zorlukları var. Alıştığımız için sorun olmuyor. Bir tek sıkıntımız yem üretimi konusunda sorunumuz var. Yani buna uygun yemi bir türlü şey demedik, oturtturamadık. Niye? Bunlar ne yiyorlar? Yani arpa, bunun besin değerleri biraz farklı tavuklara göre. Yani tavukçulukta çok iyi bir yerdeyiz ama kazcılıkta pek yemde iyi bir yerde değiliz diyebilirim. Onu da ilerleyen yıllarda geliştireceğiz inşallah. Şu an iyiye gidiyoruz. Evet. İlerleyen yıllarda inşallah daha güzel olacak. İlimize çok farklı bir sektör, çok farklı bir kültürü. Yeni bir sektör yarattık.
Evet, yani bunu sektör. Banvit gibi olma yolunda ilerliyoruz inşallah. Evet. Ya ama çok tatlılar ya. Bunlara insan evet. bakınca kıyamıyor yani. Yani diyorsunuz ya filmin sonunda kesiyoruz diyorsunuz ya. Evet. Yani tabii çok tatlı duruyorlar. Kıyılır mı bunlara? Ama işte bir taraftan da olması gerekiyor. Evet. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İfalar diyoruz, hayırlı satışlar diyoruz. Evet Eyal Bey'im, burada da gördüğün gibi canlı hayvanlarımız var. Pekin ördeğini, yavrularını gördük, kazları gördük. Elazığ'da artık yeni bir sektör, yeni bir iş kolu oluşacak. Yeni bir iş kolu gelişecek. Hayvancılık anlamında farklı bir hayvan artık da hayatımıza girecek. Belki ileride bizler de kaz etine alışacağız. Evet, devam ediyoruz. Yine burada tabii tarımsal makinaları görüyoruz. Tabii bunların ne işe yaradığını tam anlamıyla bilmiyoruz. Beyefendiye bir merhaba diyelim. Efendim canlı yayındayız şu anda. Hoş bulduk. Şöyle makinaları inceliyorduk da tabii bilmiyoruz. Bunları öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Emrah Kaya ben. Evet Emrah Bey. Bu makinamızdan biraz bahsedebilir miyiz? Ne işe yarıyor? Bu makinemiz 600 litrelik gübre serpme makinesi. Traktör arkasına takılır, şaftlatı çalışır. 600 litre genelde gübre çuvalları 50 kiloluktur, 12 torba falan alır. İşte doldurulur ve ürünümüze atılır traktörle beraber. Tabii bu da herhalde son teknoloji 2024. Evet, 2024 yıl üretimi. Evet. Doğrudur. Fuarı nasıl değerlendireceksiniz? Üçüncü gün. Beklentinizi karşıladı mı? Neler neler daha da katabilirdik? Bu yıl dördüncüsü düzenlenmiş. Biz kooperatif olarak, Elazığ Pancar İşleri Kooperatif olarak ilk kez katıldık. Katılım güzel. Yani yoğun bir ilgi var. Ha, Elazığ ili için tarımı olsun, işte çiftçilerimiz olsun. Meraklılar, geliyorlar, soruyorlar. Yani bu güzel bir şey. Ha tabii biraz daha fazla bir büyük alanda yapılabilirdi. Beklediğimiz bazı firmalar da katılabilirdi. İnşallah bir dahaki yıllarda olur. Ama genel anlamıyla evet. Mutluyuz. Genel anlamda. Hayırlı olsun. Evet. Bize de, çiftçilerimize de. Tabii ki şehrimize de. Şehrimize de. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Fuarlar diliyoruz. Sağ olun. Evet, bizler sağ olun. Bizler şöyle gezmeye devam ediyoruz. Tabii ki firmalarımızı da tanıyoruz. Kameraman arkadaşım tabii ki sizlerle paylaşabilir. Çeşitli tarım makineleri, tabii ki ilaçlar, gübreler, çeşitli tarımla alakalı ürünler söz konusu burada fuarda. Bayağı canlı, bayağı bir aslında geniş bir yelpazeye sahip fuarımız. Evet, az önce bahsettiğimiz, evet. Az önce bahsettiğimiz, Elazığ'da ürettiğimiz sladron arpamız. Şöyle kameranın önünden çıkabiliriz. O tarafta seymen ve sladron arpamız. Elazığ'da üretiyoruz bunları. Bu ürünlerimiz Elazığ'dan geliyor. Normalde bunlar Tekirdağ meyşeğini, yani Rus meyşeğini Tekirdağ'da, asıl ana şeyi Tekirdağ'dı. Ama biz bunların anaç tohumlarını alıp, beyaz sertifikasını alıp Elazığ'da üretip Elazığ çiftçimize hizmet sunuyoruz şu anda. Evet. Düşük maliyette. Evet. Yani çiftçileri de, tabii tarımla uğraşanları da bu anlamda bilgilendirelim. Anladığım kadarıyla bayağı iş gören bir. Tabii. Normalde bizim adımız pancar koparır ama çiftçiye her türlü hizmeti sunuyoruz biz. Evet. Tüm çiftçi için gerekli olan tüm alet, ekipman, tohum, gübre, ilaç, her konuda biz çiftçimizin hizmetindeyiz. Hem vadeli hem peşin olan satışlarımız mevcuttur. Bu bakımdan çiftçimiz de zaten bizi tercih ediyor çoğunlukla. O yüzden her daim çiftçimizin arkasında duruyoruz. Burada pancar tohumlarımız, bitki besleyici ürünlerimiz, gübre serpme makinelerimiz, ilaçlama makinelerimiz, sulama malzemelerimiz, çapa makinelerimiz, yani çiftçiye lazım olan her şeyimiz bizde mevcuttur. A'dan Z'ye hemen hemen her şey evet, mevcut. Her şeyimiz bizde mevcut. Tarım aslında çok farklı bir noktaya geldi değil Tabii, mi? Çok farklı bir noktaya geldi. Her gün gelişen bir teknoloji. Bizde şu anda aslında doğuda, hada eski yöntemlerle işte bu fuarların açılması o yüzden çok önemli. Çünkü bizde hada babadan dededen kalma metotlarla işler yapıyor. Batı'ya gittiğimizde Batı ciddi anlamda teknolojiyi kullanıyor. Son 4-5 yıl içerisinde Elazığ'a firmalar gelmeye başladı. Akın akın gelmeye başladı. Ondan önce firmalar bize gelmiyordu. Şimdi firmalar gelmeye başlayınca bunu, gelen firmalar bize köylerimize götürüyor. Çiftçilerimizin ayağına götürüyoruz. Gelişen teknoloji çiftçilerimize sunuyoruz. Sulama alanında, ekipman alanında her türlü kim gelirse bize tüm firmalarımızı çiftçimizin hizmetine sunuyoruz. Bölgesel toplantılar yapıp çiftçilerimizi bilgilendiriyoruz. Bundan dolayı artık bizler de teknolojiyi kullanmaya başladık. Ondan dolayı bu fuarlar bizim için gerçekten çok önemli. Fuarların gelişmesi, daha değişik firmaların gelmesi her bakımdan bizim için
büyük bir kazanç sağlayacaktır. Evet. Zaten bir şehir aslında bir ülke için tarım çok çok önemli. Tabii. Hani can damarlarından bir tanesi tabii. Bu anlamda da sizler de çok ciddi anlamda hizmet veriyorsunuz şehrimize. Sağ olun, teşekkür ederim. Bizler size kolaylıklar diliyoruz. İyi fuarlar tekrardan çok diliyoruz. Sağ olun. Böyle bir imkanı sunduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Teşekkürler. Evet efendim, Pancar Kooperatifi Başkanımızla tekrardan söyleşte bulunduk. Evet, burada yine gıda anlamında birçok ürünümüz var. Şöyle firma sahibimizi de davet edelim. Firma sahibimiz tabii bize daha geniş bilgiler verecek. Patatesinden tutun da biberine kadar, salatalığına kadar. Burada tabii teşhir anlamında, fuarda sadece teşhir anlamında bir sergi açılmış. Ama mesela pancarımız bile var hemen karşı tarafta. Dediğim gibi, buyurun sizinle sohbet edelim. Evet, şu an canlı yayındayız. Neler söyleyeceksiniz bugün fuarın 3. günü? Beklentilerinizi karşıladı mı? Fuarların şehrimiz için önemi neler söyleyebileceğiz? Sizi de tanıyalım başta tabii ki. Ben Sevim Yıldız. Elazığ'da Seyil Tarım'ın işletme sahibiyim. Ziraat mühendisiyim. Hem yabancı hem yerli firmalarla çalışıyorum. Bütün ekibimizle buradayız. İşte hem tanıtım hem bilgilendirme. Fuardan memnunuz. Yalnız çiftçilerimizin katılımı istediğimizin biraz altında. Yani halkımız sağ olsun geliyor ama çiftçilerimiz bilgilendirme amaçlı. Burada 7-8 tane mühendis var bilgilendirmek için. İşte bir İspanyol firmamız, bir Amerikan firmamız, yerli tohum firmamız burada. Taban gübresinde bir firmamız burada. Tabii Seyil Tarım olarak hepsi aynı çatı altında. Biz onları çiftçilerimizle buluşturmak, çiftçilerimizi bilgilendirmek, teknik anlamda destek olmak için buradayız. Bu bağlamda bütün çiftçilerimizi bekliyoruz. Fuardan memnunuz. Dediğim gibi biraz çiftçi katılımının da artmasını bekliyoruz. Halk tamam ama çiftçiye biraz daha ihtiyacımız var. Evet. Bu fuarların şehrimiz için öneminden bahsedebilir miyiz? Yani fuarlar şehrimiz için çok önemli. Çünkü birçok yenilikler var özellikle tarımda. Bundan haberdar olabilmek adına diğer dışarıdan gelen firmalar, dışarıdan gelen katılımcılar şehrimize hem katma değer katıyor hem yenilik katıyor. O yüzden şehrimizde olmasından çok memnuniyet duyuyorum. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İyi fuarlar diliyoruz. Evet, yine bir standımızda bir katılımcımızla sohbet ettik tabii ki. Fuar hakkındaki görüşlerini bizlerle paylaştı. Evet, Ervin'le birlikte biz yine burada çok ne diyelim, güzel teknoloji yakından şöyle 2024 teknolojisini sunan firmamızla firmamızı geziyoruz. Tabii bunlar sanırım çapa makinaları mı oluyor? Bizler biraz sonra firma sahibiyle tabii ki bize anlatacak. Birçok tabii ki tarımsal anlamda makinamız, özellikle makine ağırlıklı, teknoloji ağırlıklı ürünlerimiz söz konusu. Bir taraftan da şöyle bizler devam edelim, ilerleyelim. Burada da tabii yine çeşitli makineler söz konusu. Kameraman arkadaşımız sizlere şu anda makinaları gösteriyor, tanıtıyor. Evet. Merhabalar, hoş bulduk. Merhabalar, şu an canlı yayındayız. Evet. 4. Tarım Fuarı gerçekleşiyor. Evet. İlimizde Elazığ Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu. Fuar hakkında neler söyleyeceksiniz, katılım hakkında neler söyleyeceksiniz? Biraz da şöyle isterseniz makinalarımızdan bahsedelim. Tabii. Fuar hakkında söylenmesi gereken katılım %50'nin üzerinde ve gerçekten güzel geçiyor. Gerek teknik olsun, gerek teknolojik olarak herkes kendi ürünlerini sergiliyor. Onun haricinde işte ceviz soyma makinalarımız, çapa makinalarımız, ilaçlama makinalarımız hepsi mevcut. İnsanlara bilgilendirme, amacı dahilinde işte verme, yardımcı olabilmek adına bence güzel, etkili bir faaliyet. Evet. Bu ceviz kırma makinesi mi? Ceviz soyma. Soyma, özür dilerim. Soyma makinesi. Seçenekleri var işte 90 kilo, 35 kilo, 50 kilo. Boy boy tabii. Aynen, boy boy. Yani teknoloji nerede, nereye gelmiş? Gerçekten öyle. Değil mi? İyi gidiyor yani. Bu anlamda da tabii fuarların önemi ortaya çıkıyor. Evet. Yani eskiden tabii
çiftçilerimiz çok fazla bu anlamda bilgi sahibi olamıyordu. Aha. Teknolojiye, dönemin artık ürünlerine, makinelerine belki çok fazla yakın olamıyorlardı ama evet. Bu anlamda fuarlar tabii ki çiftçiyle, üreticiyle, tüketiciyi aynen öyle bilgi amaçlı çok iyi oluyor. Evet. Tabii bayağı bir ürün yelpazeniz geniş. Birçok arkamızda devasa diyebileceğimiz tabii teknolojik tarım makinaları söz konusu. Bunlardan bahsedebilir miyiz mesela? Mesela bunlar fanlı 600 litre ilaçlama makinalarımız. Yanındaki 1 tonluk tabii onun daha büyüğü var. 2 tonluğu da var. Yani çiftçi atıyorum büyük bir bahçeye girdiği zaman tekrar su doldurup ilaç karıştırmasına gerek kalmıyor. Bir seferde ihtiyacı olanı doldurup girebiliyor bahçeye. Zamandan da kazanıyor. Kesinlikle. Daha fazla yorulmuyor. Tabii. İşlerini yapıyor. Yine burada tabii çeşitli el aletlerimiz var. El testereleri var. Şarjlı olsun, benzinli tabii olsun. Bunlar da önemli. Tabii ki. Lazım bağ bahçe işlerine. Tabii ki. Tabii. Yine hayvancılıkla alakalı işte kaşağımız var, otomatik. Onun haricinde süt sağma makinamız. Otomatik kaşağı. Tabii otomatik. Hayvan onun farkında. Mesela ihtiyacı olduğu zaman gidip altına giriyor. Kaşağı görevini kendisi otomatik olarak yapıyor. Harika. Evet. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. İyi fuarlar diliyoruz. Sağ olun. Evet efendim yine bir firmamızı, standımızı tabii ki sizlerle paylaştık. Müthiş bir yoğunluk olduğu için zaman zaman yolumuzu bulamıyoruz. İlerleyemiyoruz ama tabii sizlere tanıtacağız. Sizlerle paylaşacağız. Fuarımızdaki çalışmaları kolay gelsin. Nasılsınız başkanım, iyi misiniz? Canlı yayındayız. Nasıl gidiyor fuar? Şöyle sizinle de yeniden merhaba diyelim. Bugünü değerlendirelim. Dün tabii konuşmuştuk ama tabii evet. Süt sağma makineleri mi acaba arkadaşımızın ekrana verdiği? Süt sağma makinası, soğutma tankımız. Evet. Buzağı mama yapım makinamız. Buzağı mama yapım makinası. Evet. Gerçekten bunlar da var. Yani teknoloji bambaşka bir boyuta. Tabii ki. Gelen üyelerimizin burada bu makinaların da var olduğunu görmesini sağlıyoruz. Evet. Artı burada bir süt ölçüm cihazımız var sağım makinasının üstünde. Elazığ'da ilk olarak geldi. Süt bu ölçüm da, neyi ölçüyor? Değerlerini mi? Sağım yaparken ineğin o sağımda kaç litre süt verdiğini orada gösterebiliyor bu makina. Evet. Ve üreticimiz de hayvanının bugün bu kadar süt verdi. İşte yarın eğer bir eksiklik varsa hayvanda muhakkak ki bir rahatsızlık vardır. Bunun tespit yoluna gider. Veterinerini çağırır. Ona göre müdahalede bulunur. Günlük takip edebilme şansı var burada. Evet. Fuar nasıl gidiyor? Bugün üçüncü gün. Evet. Fuar tabii ki bizim için ilk defa kalıcı bir fuar oldu. Çok iyi, çok mükemmel. Daha da iyileri olur inşallah. Daha da büyük fuar alanlarına sahip oluruz Elazığ olarak. Ziyaretçi sayımız iyi. Tabii ki bunun il dışından gelen ziyaretçilerimiz de var. İlçelerimizden gelenler var. Mükemmel. Akşam saatleri daha fazla bir yoğunluk oluyor. İş çıkışı ziyaretçilerimiz geliyorlar. Mükemmel. Genel anlamda memnunuz. Tabii ki. Peki çok teşekkür ederim başkanım. Teşekkür ederim. Sağ olun, kolay gelsin. Evet efendim. Hemen arkamızda da bir teknemiz, evet, görülüyor. Bu anlamda da şöyle hemen kısa bir bilgi alacağız. Var ise tabii bizimle kolay gelsin. Merhabalar, canlı yayındayız. Merhabalar, sizi tanıyabilir miyiz? Tuna ben, Tuna Öterkuş. Evet Tuna Bey, şöyle standlarımızı geziyoruz. Biraz ürünlerimizi tanıtmaya çalışıyoruz. Fuar hakkında bilgiler alıyoruz. Tekne direkt dikkatimi çekti. Tekne? Evet. Tekne bizim özel bir tasarımımız aslında. Evet. Kendimiz yaptırdık. Aslında bu Dolunay Bey size daha... Dolunay Bey burada mı, yardımcı olabilir mi? Evet. Neyse ben kısaca bilgi vereyim size. Tabii. Biz Honda'nın tekne motorları marine kısmının bölge bayisiyiz aynı zamanda. Şurada 10 beygir, 20 beygir ve 50 beygir motorumuz vardı. Biz 50 beygir motorumuzu böyle bir tekneye monte ettik ve tekneyi fuar için özel bir hale getirip satışa sunduk. Önemli olan satmak değil aslında, bölgedeki talebin derecesini ölçmek. Ha, bizim bölgemizde bu tarz motorların talebi nedir, tepkisi ne olabilir diye gayet de olumlu dönüşler sağlandı bununla ilgili. Mutluyuz. Fuar alanımız gayet güzel.
Değerli belediye başkanımıza, valimize çok teşekkür ediyoruz bununla ilgili. Katılımda iki gündür katılım yoğun ama hafta sonu daha büyük bir yoğunluk bekliyoruz bununla ilgili. Her şey gayet güzel, sağlıklı. Tekneyle ilgili... Teknemiz pahalı mıdır acaba? Teknemiz evet, şu an kampanyalı fiyatı 535 bin TL. Satış fiyatımız var. Normalde daha üst segment bir teknedir ama kampanya yaptık. Fuara özel bir fiyat koyduk. Hayırlısı olsun bakalım. Çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum size. Sağ olun. Evet efendim, standlarımızda tekneden tutun da birçok şeye kadar tabii ki var. Bu anlamda vatandaşlarımızı, izleyicilerimizi, izleyenlerimizi tabii ki Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'ne davet ediyoruz. Elazığ 4.sü düzenlenen tarım fuarına bekliyoruz. Efendim kısa bir ara vereceğiz. Sonrasında buradayız. Evet efendim, Elazığ Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki 4. Tarım Fuarı'ndayız. Şöyle firmalarımızı tanıtacağız, fuar atmosferini sizlerle paylaşacağız. Evet, şöyle ilerliyoruz efendim. Burada tabii ki tarımla alakalı şöyle iş makinelerinin muhtemelen parçaları, onları sizlerle paylaşacağız. Fuarımız tabii ki katılım yüksek. Fuarımız çok canlı. Bu anlamda da firmalarımız da tabii ki memnun. Şöyle tabii isimlerini tam olarak bilmesek de yine belirtmiş olduğumuz gibi tarımla alakalı iş makinelerinin muhtemelen parçaları bunlar. Burada tabii yoğun bir ilgi var. Buraya da çiftçilerimizin özellikle hem ticaret yapmak hem de tabii ki bilgi sahibi olmak, yenilikleri görmek anlamında ziyaretçiler geliyor. Esnafımız da tabii ki hasbihal ediyorlar, bilgiler alıyorlar. Şöyle birbirinden farklı tarımla alakalı iş makinenin parçalarını görüyoruz. Şöyle bir taraftan da firma sahibimize doğru ilerleyeceğiz. Merhabalar, müsait miyiz? Müsaitiz. Evet, şöyle tabii ki fuarımızın 3. günü. Tabii bir taraftan abi canlı yayındayız ama geçmiş olsun da diyelim, kolunuzu mu? Evet, bir taraftan da vatandaşımız tabii ki alışverişini yapıyor. Hayırlı olsun diyelim. Evet. Abim, firma sahibi. Evet, firma sahibimiz. Merhabalar. Merhaba. Canlı yayındayız. Kanal Fırat, Kanal 23 şu an canlı yayındayız. Fuar nasıl gidiyor? 3. gündeyiz. Beklentilerinizi karşıladı mı? Şu anda fuar bugün biraz daha hareketli, canlandı. Çok şükür daha iyi yani. Diğer iki güne göre biraz daha var insanlar, geliyorlar. Evet. Reklam da verdik. Onu da faydası var herhalde sizin kanalınızda. Evet, evet, evet. Sağ olun. Bu anlamda evet tabii. Şimdi fuarımızın 3. günü. Evet. Gün be gün vatandaşlar da tabii duyuyorlar. Vatandaş tabii belki fırsatı olanlar, evet, zaman öyle bulanlar geliyor, fuar alanını geziyorlar. Katılımı nasıl değerlendiriyorsunuz? Katılım güzel. Evet. Organizasyon da güzel, gayet hoş yani. Yerimiz, sahamız çok güzel. Yerli halktan çok fazla bir şey göremedim buralarda. Yani sanki yöresel ürünler, neler fazla girmemişler gibi. Biz buranın gezdik şeyini, çarşısında, pazarını. Çok da güzel çarşısında pazarınız var ama burada kimse yok. Evet. O üzücü yani biraz. Muhtemelen geleceklerdir dediğimiz yani, gibi zamanla. Onlar da buralarda açsalar yani, bulunsalar, hep beraber işi dışta olsak daha da hoş olur diye tahmin ediyorum yani. Evet. Yani insana daha çok ilgi duyardı. Evet. Şimdi ürünlere bakıyoruz. Aslında işin dürüst olmak gerekirse çok fazla ben bunların ne işe yaradığını bilmiyorum. Ürünler hakkında biraz bize bilgi verebilir misiniz? Ürünlerimiz tamamen ziraatte, traktör grubu, tarım aletleri. O traktörlerin arkalarında kalan ekipmanların uç parçaları, pulluk bıçakları, külfetür ayakları, işte orada patlatma çeşitlerimiz, tamamı uç parçalar yani. Bıçak kısımları. Bunlarda mesela hani hep teknoloji diyoruz. Teknolojiye birlikte daha da gelişiyoruz. Bunlarda bir yenileme oluyor mu? Yoksa klasik ürünler biraz daha mı güncelleniyor? Yok, var. Çok güzel değişmeler var. Hem malzeme kalitesi olarak çok güzel değişmeler var. Hem de ekipmanların çalışma şekilleri olarak çok güzel değişmeler var. Gerçekten insanlar yani değerlendiriyor her şeyi yani. Her fırsat değerlendiriyorlar. Çok da güzel ürünler var yani. Çiftçinin artık daha eskisi kadar yorulmuyor. Aynen. Mesela daha kolaylık. Evet. Şuradaki traktörler gördüğümüz gibi yani, bu kabinler çok ileri bir teknoloji.
Evet. Yani bu insanlar çok güzel yapmışlar. İnsanların rahatlığı açısından. Bu aletlerin ömürleri çok önemli. O insanların rahatlığı açısından taktığı zaman yani 3-5 günde değil de aylarca kullanması onun için güzel bir gelişme. Bunlar incelikleri tabii ki. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. İyi fuarlar diliyoruz. İyi satışlar diliyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet, devam edelim efendim. Şöyle benim sağ tarafımda traktörlerimiz mevcut. Tabii bunlar son teknoloji, son modeller. 2024'ün traktörleri. Tabii bunlar da özelliğine göre, çeşitlerine göre tabii ki farklılık gösteriyorlar. Bizler şöyle traktörlerimizi incelerken özellikle çiftçi vatandaşlarımız tabii bunları daha iyi biliyorlar, daha meraklılar. İhtiyaçları halinde gelip de buradaki fuar merkezimizde daha yakından görebilirler, dokunabilirler, binebilirler, test edebilirler. Bu anlamda da tabii ki şimdi firma sahibimize de bir merhaba diyelim. Sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, hoş geldiniz. Ben Ömer Aktaş. Ömer Bey. Evet. Evet. Yanmar Soros traktörlerinin bayisiyiz. Elazığ bayisiyiz. 3 yıl oldu. Bayiliğini alalım, şey yapalım. 16 beygirden 90 beygire kadar traktörlerimiz var. Ürünlere geleceğiz. Şimdi traktörler hepsi der ya, bir ürün kendini göstermeli. Evet. Gerçekten de öyle. Fuarın aslında şöyle en çok dikkat çeken standlarından bir tanesi sizsiniz. Evet. Bayağı traktör çeşidi de var tabii ki. Şimdi ben bakınca hani hepsi traktör gibi görüyorum ama muhakkak ki siz işi bilen bir insan olarak bunların hepsinin farklı farklı görevleri, farklı özellikleri olduğunu biliyorsunuz. Evet. Öncelikle şöyle başlayalım. Üçüncü gün fuara katılım nasıl, talepler nasıl, fuardan memnun musunuz? Fuar hakkında neler söyleyeceksiniz? Biz hani aynı zamanda üretici firmayız Aktaş Tarım olarak. Fuarın düzenlendiğini duyduğumuz anda içimize bir şey geldi. Yani nasıl diyeyim? Memleketimizde yapılan her işin sonuna kadar yanındayız. İyi yapılan her işe varız. Sonradan traktörler de şey yaptı. Arkadaşlarımız, diğer firma arkadaşlarımız katılmak istemediler. Saygı duyarız. Herkesin görüşü kendine göre. Biz Elazığ için yani yapılan her iyi şeyin sonuna kadar yanındayız. Traktör firmamızı da kattık şeye. Traktörlerimiz nasıl diyeyim? İlgi görüyor. Bugün 3. günümüz. Hani biz şu an cuma saatinden sonra biraz rahata kavuştuk. Yoğun ilgi gördü. Allah razı olsun herkesten gelen misafirlerimizden. Traktörlerimizi elimizden geldiği kadar tanıtmaya çalışıyoruz. Traktör firmamız hakkında biraz bilgi vereyim. Tabii ki. Biz normalde Japon Yanmar'ın bayisiyiz. Yanmar dünyada birkaç ülkede Sonarika Motor dediğimiz Hindistan menşeili. Hatta şunu söyleyeyim. Türkiye'deki tüm traktör firmalarının yani %70'i yedek parça olarak Hindistan'da üretilir. İş gücü açısından, maliyet açısından. Hindistan gelişmemiş bir ülke gibi gözükse bile birçok firmaya yedek parça veyahut da traktör şey yapar. Bizim firmamız Sonarika Motor dünyanın 6. büyük motor üreticisi. Birçok firmaya işte örneğin Erkut'un bazı serilerine, Başak'ın bazı serilerine motor satar sadece. Firmamız Sonarika Motor dediğim motor, şanzıman, diferansiyel, adanızda her şey kendi himayesi altında. Tüm traktörlerimiz mesela şu an yeni yönetmenliğe göre Euro 5'e geçmek zorunda kaldı tüm şeylerimiz. Bizim firma daha önceden üretici olduğu için hazırlıklıydı. Traktörlerimiz, şu kabinli traktörün yanındaki görüken traktörlerimiz Euro 5 motor. İşte bu geçiş esnasında bazı firmalar tökezlemeye başladı. Biz ama buna hazırdı firmamız olarak. 3 yıldır traktörlerimizi para kazanmaktan çok tanıtmak için mücadele ediyoruz. Çiftçimizde hani bir ön yargı var. Yeni gelmiş, yarın ne olacak, yarın nasıl satacağım diye. Kaygı içerisinde. İşte biz bunları yemeye çalışıyoruz. Çok şükür bu son iki yıldır satmaya başladık. Millet alan memnun. 3 yıl garantili traktörlerimiz. Çiftçilerin ekonomik durumu nasıl? Yani çiftçiler rağbet gösterebiliyor mu, alabiliyorlar mı? Şunu söyleyeyim abim. Para yok dediğimiz çiftçi işte bugün 7-8 milyon binen çiftçimiz de var. Elazığ'da. Bizim Elazığ genel olarak 80 beygir traktörde 80 beygir 100 beygir arası en çok satılan ama 150 beygir traktör alan vatandaşımız da var. Adamın 100 dönüm arazisi var, 3 traktörü var. Yani bizde bir şey var. Çiftçilikten ziyade hani biraz gösteriş var, biraz yatırım amaçlı düşünen insanlarımız var. Tarım sektöründe çok aşırı bir para kazanan çiftçimiz yok maalesef. Çiftçimiz de biraz tembel. Ürettiği ürünü de para kazanmıyor. Şimdi nasıl diyeyim abim? Maliyetler artmış. Köylünün yaptığı masraflarla karşıladığı sattığı ürünü de yerine koyamıyor. O yüzden çoğu çiftçimiz sadece işte traktörünü yatırım amaçlı parasını değerlendireyim. İşte darda kaldığımı satarım gibisinden düşünüyorlar.
çok bir tarım kalmadı Elazığ'da eskisi gibi. Yani bu tabii bizi üzdü. Ben çok üzülüyorum. Ama ne olacak, böyle tarım fuarlarıyla, sizin desteğinizle, atılımlarınızla ilimiz çünkü bir tarım şehri aslında. Bizim geçim kaynağımız yani doğunun, hatta Türkiye'nin en büyük şeyimiz, hani bazı bölgelerimizde sanayide kalkınmışız ama bizim özellikle Doğu ve Güneydoğu'nun tek şeyimiz tarım. Yani tarıma destek verilmiyor değil. Ben mesela bu son yıllarda gerçek destek verildi ama bir türlü destekler gerçek kişiye ulaşmıyor. Onu biz çözemedik. Hani bizim içimizde değişik var. İhtiyacı olan ve olmayan. Şimdi nasıl diyeyim, kapının önünde bir şey dağıtılsın. En zenginimiz de koşarız peşine ne varmış gibi, en fakirimiz de. Biz nedense hak edene hak ettiği değeri vermiyoruz. Siz biraz dertlisiniz. Bazı konular sizi üzüyor galiba. İsterseniz şöyle biraz traktörlerimizin yanına geçelim. Tabii kameraman arkadaşım gelebilecek mi? İstersen şu diğer ara geçelim. Çift tamam, olur. Aynısı da 60 beygir traktör, çift çeker. Evet. Bu dediğimiz Euro 3 motor. Bu da yeni nesil Euro 5 dediğimiz motorlar. Yani piyasadaki diğer firmalara göre bizim firmamız kar marjını bayağı düşürmüş. %30, %35 daha uygun fiyat olarak. Şimdi bu traktörün özellikleri neler? 60 beygir traktör, Euro 3 motor, çift çeker, shuttle'lı. Shuttle dediğimiz ne oluyor? İleri geri mesafede seçeneklerinde... İleri geri yaparaktan direkt, ben hani geri gideceğim zaman ariyeten değil de sadece kolla. Benim bu arada kusura bakma. Biraz daha manuel. Aynen. Manuel değil. Daha biraz daha seri olsun diye. Otomatikmiş gibi. Traktör konusunda benim çok fazla teknik bilgim yok. Bir noter işi vardı. Oraya gönderdim. Evet. Ben imalatçıyım. Romok konusunda çok bilgiliyim. Romoklar konusunda. Çok bilgiliyim. Evet. Şimdi dediğim ya, dışarıdan bakan veya ben... Dışarıdan baktığımda traktörlerin hemen hepsinin aynı gibi görünüyor bana ama tabii bunlar... Beygir farkları var. Kabinli, ropslu, tenteli olan var. İşte klimalı olanlar var. Turbolu, turbosuz. Seçenek çok. Yani traktörde ben bile karıştırıyorum. Bazen hangisidir diye bakıyorum, yazıları okuyarak şey yapıyorum. Sağ olsun gençler var, bizim bu açığımızı kapadılar. Yani evet, onlar daha araştırıyorlar. Şimdi bir de bizde şey var, bu son yıllarda sosyal medya aracılığıyla bazı çiftçilerimiz bizden daha bilinçli. Bilmediğimiz özellikleri bize çiftçi söyleyen çiftçi kardeşlerimiz de var. Araştırıyor gençler. Gençler gerçekten araştırıyor. Evet. Piyasa olarak bu son yıllarda faizler yükseldiği için, yani bu son yılda biraz alım gücü biraz kısıtlanma oldu. Daha önceden yani çok uygun şartlarda Ziraat Bankası'nın desteği vardı. Yani bunu inkar edemeyiz. Biz son 10 yıldır Ziraat Bankası, devletimiz Ziraat Bankası aracıyla köylüye çok büyük sponsorlar yaptı. Yani nasıl diyeyim, ben Sivriceliyim, Kavallı köyü var, oralıyım. Bizim köyde 4 traktör vardı, şu an 60 traktör var. Evet. Yani adamın 10 dönüm... Devlet desteğiyle. Devlet desteği. Herkes hem yatırma amaçlı hem de kendini işi daha rahat çözsün diye traktöre rağbet çoktu. Traktörde bizim, olmazsa bir çiftçinin herhalde olmazsa olmazıdır. Yani... Bizim traktörlerimiz genelde manuel. Çok böyle teferruatlı elektronik bir aksamımız yok. Evet. Tamir ve şey onarımı kolay. Bakımları çok uygun. Mesela nasıl diyeyim? İthal bir traktörde bir bakımımız mesela 250 saat aralığı bakımımız ve de 1000 saat aralığı bakımımız. Birinde 3 liraysa diğerinde ithal traktörde 7000 lira. Bizim çiftçimizin çok büyük kazancı olmadığı için uygun. Arıza yok. 3 yıl garantimiz var. Traktörlerde 3 yıl garanti. Sağ olsun bir servisimiz arkamızda. Valla nasıl diyeyim, 3-4 yıldır sattık, hiçbir müşteriden şikayet almadık. Yani ufak tefek şikayetlerimiz var, hiç arızasız, kusursuz diye bir şey demiyorum. Yalnız olayları anında çözüp, bizim müdürlerimiz yeni gitti. Yani firma en ufak etkinliğimizde bölge müdüründen tut, satış servis müdüründen hep arkamızda. Japonlar Yanmar dediğimiz firma. Servis desteği sınırsız. Sınırsız, sıkıntı yok. Evet. Yani böyle traktörlere bakınca hani çıkıp da şöyle bir üstünde röportaj yapmak istiyorum. Cezbediyor. Yok, şu an çıkmayacağım da. Ama dediğim gibi yani cezbediyor. Buradayız diyorlar. Ya biz, teknoloji gelişmiş, artık kötü marka diye bir şey yok. Buna ben iddia ediyorum. En ulaşamadığınız, hiç duymadığınız markanın yedek parçası 3 gün. Türkiye'de kargo süreci. Herkes elinde bulundurmaz. Benim imalatçı olduğum için biliyorum. Evet. Ürettiğim bir malın 10 gün yedek parça taahhüt vermek zorundasın. Firmalar her ürettiği ürünü piyasaya çıkarmadan 1 yıl, 2 yıl her bölgenin tarlasına göre test ediyorlar. Yani bir ürünü çıkardın, attın, gitti yok. Hiçbir firmanın malının kötü olmadığına inanıyorum ben. Burada şey var, ikili ilişkiler var. Müşteriye gösterilen ilgi, alaka ön planda. Hani bir de şey var, bizim doğunun genelinde hani gördüğümüz komşumuzda ne varsa bizde de olsun gibisinden. O var. Biz onları aşmaya çalışıyoruz. Yani biz kimseyle mücadelemiz yok. Biz malımızı en iyi şekilde tanıtalım. Kullansın. Beğenmediği yerlerde bizim başımız üstüne çözelim. Sorunlarını çözelim. İstediği şartlardaki traktörleri biz de firmadan isteyelim.
elimizden geldiği kadar köylünün yanındayız. Yani nasıl adamın 100 dönüm arazisi var. Yani 150 beygir traktöre gerek yok. Veyahut da 3 milyon rakam olarak konuşayım ki daha iyi anlasın. Beygirin karşılığını belki hesaplayamazsınız. 100 beygir traktör bu şartlarda 2,5 ile 3 milyon arası. 100 beygir traktör. Yani %50, %40 daha pahalı, fazla para verip hani şeyde var, marka var. Bizde bir marka tahtımız var. Tüm Türkiye'de çekidimiz de işte benim elbisem şu marka 2000 lira, şu markanın 2-10 bin lira ama o olsun, isterse çöp olsun. Öyle bir şeyimiz var. Denemek lazım. Yani ön yargı aramıyoruz, isim mi arıyoruz? Marka mı? Marka arıyoruz. Kim, herkes, ben de şahsım da dahil olmak ön yargılıyız. Kullanmadan, şey yapmadan. Ya dün özür dileyerek söylüyorum. Ya bir müşterimiz geldi mesela, genç, 30-32 yaşlarında. Ben saygı diyorum onun görüşüne ama bana hitap etti. Ben bu ürünü buraya emek yemişim, getirmişim. Bana diyor ki, sorduğu soru, bu ürün özelliğini sorsa, fiyatını sorsa, kalitesini sorsa zorba etmeyecek. Verdiği, sorduğu soru benden dalga geçermiş gibi. Yani müşterilerimizde şey var, verilen bir yemeğe saygı yok. Bunu genel olarak söylemiyorum. Ya içimizde anladım. 3 tane 5 tane araştırma. Münferit olaylar tabii, münferit olaylar sizin bakış açınıza göre tabii üzülmüş olabilir. Şimdi şöyle devam edelim isterseniz. Evet. Satış oluyor mu fuarda? Çok şükür sıkıntı yok. Satıştan dolayı bizim sıkıntımız sıkıntı yok. Sıkıntı yok diyorsunuz. Biz fuarlar, ben kendi şahsım olarak düşünüyorum, fuarları satıştan ziyade tanıtım amaçlı. Tanıtım. Geri dönüşü, biz baskıyla bir şeyler ilgimiz oldu. İşte 2-3 gün gittik oraya, hani 3-4 traktörle sadece bir yetkinliğe katılalım diye. Onun bile faydasını gördük. Tabii, tabii. Fuarların amacı tanıtmak. Hani bizim müşterimizde şey var, bir de bir şunu alıştırmışlar. Türkiye'nin en büyük tarım fuarı bence Konya. Bana göre. Bazısı İzmir'dir, bazısı Bursa'dır. Bana göre Konya. Ben Konya'da hani şu fuara özel bir kampanya, öyle bir şey yok. Yani fuara özel kampanya, ben bunu farz et 5 liraya almışım. 4 lira cebimden karşılayamam ki. Mecbur giderim var, bu masrafı koyacağım üzerine. Ha ne olur, minimum karla. Fuarların özelliği üretilen ürünü tanıtmak. Yani ürünün özelliklerinden müşterinin öğrenmesi lazım. Traktör alacağı zaman hepsi yan yana. Bunu görecek, bunun bu özelliği var, şunun şu özelliği var. Kıyaslama yaparak oradan bir şey. Yoksa hani fuara özel bir, hepimiz aldatıcıyız. Artık ticareti yaparken ben özür dileyerek söylüyorum bunu. Müşteriyi aldatabilmek için her yolu deniyoruz. Ben buna karşı aldatma demeyelim, ikna etme diyelim. İkna etmek diyelim, aynen. Esnafımız niye aldatsın ki? Niye aldatmayalım? Yani bu genel, niye aldatsın? Yani genel olarak ikna etme anlamında. İkna etme amaçlı. Doğru. Diyelim biz. Evet, size iyi fuarlar diliyoruz. Teşekkür Hayırlı ederim. Satışlar diliyoruz. Eyvallah. Sağ olun. Kolaylıklar sağ diliyoruz. Teşekkür sağ olun. Bu arada Kanal Fırat. Kanal Fırat, Kanal 23 şu anda yayındayız. Teşekkür ederiz. Yani bölgemize destek verdiğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Hayırlı satışlar, iyi fuarlar diliyoruz. Evet, bizler devam ediyoruz. Tabii dediğim gibi burada çeşit çeşit traktörler var. Yine römorklar var. Tabii adını bilmediğim ama yine çok farklı bir tarım makinamız var. Şöyle sanırım arka taraflardaki pulluk mu oluyor? Arka taraflarda bir tane yine tarım makinesi var. Yine şunu da Elvin'cim, şunu da çökelim istersen. Hani kar küreme aracı gibi bir şey ama bu da acaba hasat mı topluyor, ne yapıyor? Tabii burada satılan ürünleri de görüyoruz. Tabii şöyle. Pardon. Evet. Ürünlerin satılı olduğunu Engin Bey almış. Bu ürünü Sezgin Bey almış. Yani bunlar da satılan ürünler. Tabii ki hızlı bir şekilde burada tabii ticaret de dönüyor. Sadece tanıtım anlamında değil. Sıcak para da dönüyor tabii ki burada. Yine burada da çeşitli tarımsal makineler söz konusu, pulluklar. Evet, burada çeşit çeşit farklı farklı pulluklar söz konusu. Arka tarafta yine römorklar var ve karşıdaki o kırmızı büyük römork, o da satılmış. Nedim Bey'e, evet, Nedim Tuğ Bey'e satılmış. Dediğimiz gibi bu yine hemen sağ tarafımda yine bir römork var. Bu da satılmış. Hem de 3 tane aynı üründen 3 farklı isme satılmış. Bu anlamda fuarda tabii ki çok hızlı bir şekilde tabii iş görüyor. Efendim merhabalar. Canlı yayındayız. Merhabalar. 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 Evet. Şu anda ticaret odasının, borsasının standındayız.
Zaten bu tür tarım fuarlarının Elazığ için sizce önemi nelerdi? Daha önceden de böyle tarım fuarlarını gezdin. Faydalı, gezdik ya, faydalı. Şimdi Elazığ'daki tarım yapan çiftçilerimize çok faydalı. Yani dışarıdan gelmeleri de iyi, buradan dışarıya gitmesi de faydalı, ne bileyim. Allah satı pazar verir, ne yapalım? Allah kolaylık versin. Görüşürüz, sağ olasın. Evet. Efendim şöyle röportaj yapalım. Sizlerle röportaj alalım efendim. Nasıl buldunuz tarım fuarını, canlı yayındayız? Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Peki, evet. Şu an vatandaşlar da standları geziyorlar. Söylediğimiz gibi tarıma dair burada makinelerin yedek parçaları ve tarımla ilgili birçok ürün burada yer alıyor. Bu tür fuarlar Elazığ'ın gelişimi içinde oldukça önem taşıyor. Gördüğünüz gibi şu an vatandaşlar ziyaretlerine devam ediyorlar. Standlardan bilgi alıyorlar. Çiftçilikle ilgili birçok derneklerin standları da burada kurulu. Bu fuar 9 Ekim'de Elazığ'da start vermişti. 13 Ekim'e kadar da devam edecek. Şu an vatandaşlarımız geziyorlar standları. Hemen şöyle canlı yayın konuklarımız olacak. Onların duygu ve düşüncelerini alacağız. Hemen şöyle vatandaşımıza soralım. Efendim nasıl buldunuz fuar? Canlı yayındayız. Çok güzel de siz genel başkanım. Peki, teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, gördüğünüz gibi Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'ndeyiz. Tarım Fuarı'nın Elazığ Tarım Fuarı bu yıl dördüncüsünü gerçekleştiriyor. Vatandaşlarımız da geziyor. Yani şöyle gençlerimiz var. Efendim canlı yayındayız. Sizlerin de duygu ve düşüncelerini alalım şöyle. Şöyle kısaca alalım. Fuar alanını geziyorsunuz. Tarım fuarını nasıl buluyorsunuz? Nelere baktınız? Şöyle biraz da şöyle alırsak sizleri. Gayet güzel, güzel ortam. Bayağı beğendik biz. Güzel yani, gayet başarılı bulduk. Tarımla uğraşıyor muyuz? İlgimiz var mıdır? Yani aileden gelen bir şey var mı? Ben değil de arkadaşın ailesinde uğraşanlar var. Ekim... İlk defa mı geldin? Şöyle biraz daha. Yani ilk defa geldim. Bugün ilk defa geldim buraya. Benim gözümde eksikler var biraz. Neler? Marka eksiklerimiz var bence. Tek marka mesela traktörlerimiz var. Tek marka ramoklar falan var. Eksiklerimiz var bence fuarda. Daha değer verilebilirdi bence. Yani bu kadar. Peki artıları var mı? İlk defa mı geldiniz? Daha önceden de gezmiş miydiniz? Yo, ben ilk defa geldim. Yani internetten gördüğüm kadarıyla diğer şehirlerde daha güzel fuarlar yapılmış mesela. Burada eksikler var bence. Yani. Peki bu eksikler tamamlanırsa daha iyi olabilir mi? Yani çok güzel olur. Aradığımız şeyi mesela bulabiliriz. Burada eksikler var, bulamadım mesela. Traktör konusunda, ekim biçim malzemeleri konusunda. O kadar yani. Yani tarıma ilginiz olduğu için eksikleri görebiliyorum, evet. Hayvanlar falan var. Güzel de oralar. Oralarda eksik yok ama traktör içinde biraz eksikler var yani. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Kolay gelsin. Evet. Gençler de gördüğünüz gibi ilgi gösteriyorlar. Fuar, evet efendim. Sizinle röportaj yapalım. Şöyle hemen canlı yayındayız. Çok kısa. Işte. Fuarı nasıl buldunuz? Güzel ha. Peki efendim, eksileri, artıları nelerdir sizce? Valla tam gezemedim de. İlk defa. Peki tarımla uğraşıyor muyuz? Uğraşıyoruz, evet. Nasıl buldunuz alanı? Güzel. Bana telefon geldi. Peki, teşekkür ederim. Evet, vatandaşlarımız bu konuda biraz çekimserler. Görmüş olduğunuz gibi Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi Elazığ 4. Tarım Fuarı'na da ev sahipliği yapıyor. Vatandaşların ilgisi yüksek diyebiliriz. Şu anda geziyorlar. Efendim şöyle yayına koyalım. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Nasıl buldunuz fuar? Çok kısa duyduk. Çok güzel, çok güzel. Kameraya doğru alalım sizleri. Tamam, teşekkür ederim. Çok güzel. İlk defa geldim. Allah devletimizden, milletimizden razı olsun. Çok güzel. Teşekkür ederiz. Peki nasıl buldunuz? Eksileri neler? Hayır, çok güzel, çok güzel. Hayır, artıları var, eksiği yok. Çok güzel. Çiftçilikte uğraşıyor muyuz tarımla? Yok, benim yok. Ben emekli üretmenim. Sadece gezmek için. Evet, gezmek için. Hayırlı gün. Sağ olun. Evet. Çiftçilikle, tarımla uğraşan vatandaşlar da buraya geziyorlar. Hem bilgi edinmek amacıyla gezen vatandaşlarımız da var. Burada tarıma dair hem zirai ilaçlar var, tarım makineleri var, makinelerin yedek parçaları var. Aslında bu fuarlar Elazığ'ın gelişimi için çiftçilere destek olmak amacıyla oldukça önem taşıyan bir fuar.
Görmüş olduğunuz gibi oldukça geniş standlar kurulu. Çiftçilikle, tarımla uğraşan vatandaşlar da burada. Çiftçiliği, tarımı destekleyen derneklerin standları da burada. Aynı zamanda bilgilendirme de yapıyorlar. 9 Ekim'de başlamıştı dediğimiz gibi fuar. 13 Ekim'e kadar devam edecek. Efendim şöyle röportaj yapalım. Canlı yayındayız şu an. Evet. Fuarı nasıl buldunuz? Neler söylemek istersiniz? Çok iyi buldum. Yani bu tür şeyler yapılması çok isteriz. Elazığ'da ama ilk seferdir herhalde. Dördüncü mü bilmiyorum da yani ilk geliyorum, geziyorum. Çok iyi. Memnun oluyorum. Nasıl buldunuz alanı? Nasıl? Alan da çok iyi. Çok geniş, rafa oldu. Tarımla, çiftçilikle uğraşıyor muyuz? İlginiz var mı? Devlet memuruyum. Tarımla da uğraşıyorum. Neler yapıyoruz peki? Kısaca bahsedersin. Arpa, buğday, meyvecilik. Bunlarla uğraşıyor. Peki istediğiniz ürünler var mı? Bilgi alıyor musunuz? Standlarda? Alıyorum tabii, alıyorum. Alıyorum. Evet, şöyle gençlerden de röportaj alalım. Efendim nasıl buldunuz fuarı? Güzeldi. İyiydi. Sizler neler söylemek güzel. Evet. Efendim şöyle röportaj yapalım. Nasıl buldunuz fuarı? Evet. Görmüş olduğunuz gibi şu an fuarda ziyaretler devam ediyor. 9 Ekim'de açılışı gerçekleştirilmişti. Elazığ 4. Tarım Fuarı'nın yayınlarımız devam edecek. Konuklarımız olacak. Burada dediğimiz gibi tarıma dair birçok ürün var. Tarımı destekleyen, çiftçileri destekleyen birçok ürünler var. Traktörler var, tarım makineleri var. Tarım makinelerine ait parçalar var. Burada kurulan standdaki kişiler de vatandaşlarımızı bilgilendiriyorlar. Aslında çiftçiliği, tarımı sevdirmek amacıyla, desteklemek amacıyla da bu tür fuarlar oldukça önem taşıyor. Efendim merhabalar. Merhaba canım. Canlı yayındayız. Nasıl buldunuz fuar alanını? Neler söylemek istersiniz? İyi olmuş, güzel olmuş. Gezdim. Daha yeni ilk defa gerçi girdim ama. Evet. Hayırlısı olsun. Peki çiftçilikle uğraştık mı, tarıma ilginiz var mıdır? Vallahi daha doğrusu bizim de köy vardı, köydeydik. Evet. Büyükler ölünce şehire taşındık. Sizler neler söylemek istersiniz? Nasıl buldunuz fuarı? Güzel fuar yani. Açılsa buraya gelip gidiyoruz devamlı, güzel. 9 Ekim'de açıldı biliyorsunuz. Evet biliyorum. Peki şey gezdiniz, alan nasıl, standlar nasıl, bilgi alıyor musunuz? Şu anda hiç gezmedik ki. Daha yeni girdim içeriye, gezeceğim şu anda. Hayırlı. Peki sizce artıları nelerdir bu tür fuarların Elazığ için? Elazığ için çok büyük artıları var tabii ki. Şimdi ne kadar güzel şey olsa o kadar iyi olur yani. Teşekkür ediyorum. Efendim merhabalar, nasıl buldunuz fuarı? Şöyle kameraya dönelim. Valla fuar iyi. Bu evet. Dördüncü fuar. Evet. Yani şimdi hala hazırda ben de yeni girdim daha. Bakıyorum da daha önceki fuarların yerleri daha genişti. Burada araç şey olarak ben büyük araç olarak tek bir firmanınkini gördüm. Diğer firmalar yok. Ama ileride belki büyütülür ihtiyaca binaenle. Ama genelde iyi yani daha 3-4 senedir şey etmedi. Daha yeni şey oluyor. Yani fuar iyi. Elazığ içinde yani bir ne diyelim ona? Bir öğünç kaynağı ilerisi için daha şey olursa bura diğer firmalar gelir şey olsun örneğin şu güneş panelleri olsun şu olsun fuarlar yani bir ilin tanıtımı olsun oraya gelecek yani ekonomik yönden bazı şeyleri artmasını sağlar. Yani bu yüzden fuarlar iyi yani. Ben burada da şey diyordum daha önceki o 3 fuarda da şey yaptım. Benim çocuklar dışarıdaydı mesela İzmir Enternasyonel Fuarı vardı. O fuarda camda şey ettim. Buraya geldiğim zaman da bakıyorum ki burada aynı şey. Şimdi buraya daha doğrusu milletin çok gelmesinden dolayı buradaki firmalar, dışarıdaki firmalar burada katılım şeyine bakıyor. Ha, diyor ki ya buradaki toplum tarıma yönelik ya da bazı şeyleri ihtiyaca binaenler istiyor. O zaman biz de bu fuara katıla. Buradaki çeşitlilik oranı yükselecek. O yönden de herkes için de iyi oluyor. Sizler tarımla uğraşıyor musunuz? İlginiz var mı? Geçmişiniz var mı? Valla şöyle diyeyim. Ben tarımla, ben emekliyim. DSE'ye emeklisiyim. Şu anda da emekli oluşumdan bu yani. Bu Kuzova tarafında bir bahçe, tarla aldım. Bahçe yaptım. Orada kendi çapımda
ufak yolu bu Solis'in benzeri Kubota marka bir traktör var. 50 kişinin işini yapıyor. Çapalaması olsun, pulluğu olsun. Yapıyorum yani, uğraşıyorum. Şunu söylemek isterseniz, sizce Elazığ'da tarım nasıl, çiftçi destekleniyor mu, ilgi nasıl yani geçmişe göre? Vallahi, İlerleme mi var, gerileme mi var bu noktada? Valla Elazığ'da tarım iyi ama desteklendiği sürece, ama ne desteklenmezse, çiftçiye önem verilmezse. Mesela Elazığ'da Kuzova projesinde sulama güneş panellerinle yapıldı. Ne oldu? Elektrik masrafı %60, %70 düştü. Sadece pompaların bakımı yahut da işletilmesi hususunda sulama esnasındaki kanal veya da buna benzer pompa şişelerinin bakımı şeyinde para gidecek. Hal böyle olunca da ne olacak? Çiftçi burada kazanacak. Buna benzer şeyler sunulursa çiftçiye, tohum olsun, mazot olsun, yani gerek şey devlet tarafından şey olursa daha da kazanır. Elazığ tarım şeyi yani. Valla desteklenirse, her yönüyle desteklenirse iyi noktalara da gelir yani. Gelmeyecek diye bir şey yok. Çünkü arz talep meselesi. Sen arzı karşılamak istersen, talebi karşılamak istersen ne yapacaksın? Üretim yapacaksın. Üretim yaptığı müddetçe de toplum kazanacak, çiftçi kazanacak, yeni yeni şeyler olacak. Bunlar şey değil. Durum böyle. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Hadi. Vatandaşlarımızın da fuara dair duygu ve düşüncelerini canlı yayınımızla birlikte ekranlarınıza taşıyoruz. Yani burada ilgi fazla diyebiliriz. Çünkü vatandaşlar aslında gezmekle kalmıyor. Aynı zamanda standlardan da bilgiler alıyorlar. Hem kadınlar burada, hem çocuklar, hem gençler. Efendim, nasıl buldunuz fuarı? Canlı yayındayız. Neler söylemek istersiniz? Çok güzel. Ama... Şimdi standa uğradınız. Evet. Bilgi aldınız. Pırlık ucu aldım. Evet. Pırlık bıçakları. İyi, fena değil. Dışarıya göre uygun. Fena... İlk defa mı geziyorsunuz tarım fuarı? İlk açıldığı gün geldim. Ben o zaman yeni kuruluyordu. Şu anda bilmiyorum, daha gezemedim. Sadece ihtiyacım olanı almaya geldim. Evet. Onun için bilmiyorum. Bir gezmem lazım. Peki efendim, şunu da sorayım. Çiftçiliğe, tarıma dair ilgimiz var mı? Geçmişimiz ben var. Çiftçiyim zaten. Çiftçisi. Evet, çiftçilik yapıyorum. Evet. Pırlık bıçağı aldım ya. Çiftçi. Değerlendirirse Elazığ çiftçilik nasıl, tarım nasıl? Berbat. Bu tür fuarlar tarımı destekleme noktasında önemi nedir? Yani bence hiçbir anlamı da yok fuarın. Dışarıdaki fiyatlar da çok bir şey de yok. Öyle mi? Yani uygun bulmadın. Yok. Hiç de uygun değil bence. Bilmiyorum artık. Peki eksiği nedir sizce? Daha iyi nasıl geliştirilebilir? Hangi noktalara taşınabilir? Bilmiyorum ki. Şimdi ben gezmediğim için bir fikrim yok. Onun için bir fikir yürütemiyorum. Şöyle bir gezsin. Daha sonra yine duygu düşüncelerinizi alalım. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet, kameraman arkadaşım görüntüleri ekranlarınıza taşıyor. Burada çiftçiler de aynı zamanda standları geziyorlar. Eksiği olan ürünleri alıyorlar, değerlendiriyorlar. Duygu düşüncelerini ekranlarınıza getiriyoruz vatandaşlarımızın da. Görmüş olduğunuz gibi burada bankaların da standları var. Çiftçileri destekleyen kredilerle ilgili vatandaşlarımıza bilgilendirme yapıyorlar. Görmüş olduğunuz gibi traktörler burada, tarım makineleri, tarım makinelerine ait ürünler burada yer alıyor. Vatandaşlar da geziyorlar, bilgi alıyorlar, değerlendirme yapıyorlar. Efendim, canlı yayındayız. Nasıl buldunuz fuarı? Neler söylemek istersiniz? Yani, Yani güzel bir şey ama biraz daha çeşit olması daha güzel olur. Yani hangi bu bakımdan, hangi çeşitlilik artırılmalı? Traktörlerden dolayı mesela eksiklik var. Bu diğer markalardan çeşit olsaydı daha iyi. Sadece bir marka gelmiş. Bir de şeyde gördüm. Evet. Yani ama güzel bir şey. Yani bunun devamının gelmesini istiyorum. Elazığ'ı tanıtılması için, şey için, her bahçeden uğraşan, tarımdan uğraşan, yani ülkenin geleceği tarımdır yani. Şimdi teknoloji bir yere kadarız. Ama tarım... İçmek gerekiyor değil mi? Yani olması lazım. Olması lazım. Başka ne diyebiliriz ki? Yani devamını istiyoruz. Peki efendim, çiftçilikle uğraşıyor muyuz? Çiftçilikle o tarımda.
attılar. Buradaki durumu değerlendirdiler. Dördüncü tarım fuarı Elazığ Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenleniyor. Tarım fuarının içerisinde neler var? Çok kısa onlara değineceğiz. Ekranlarını yeni açanlar için. Bu alanda, yani bulunduğumuz alanda tarımda kullanılan makineler ağırlıklı olarak tarımsal zirai ilaçlama ve türevleri bu bölgede var. Yan tarafta diğer kısımda ise yöresel ürünler ve yine tarımda makineler var. Yine misafirlerimizi alacağız, konuklarımızı alacağız. Şimdi kameramızın arka kısmında çok değerli bir isim var. Mustafa Karatepe bizlerle birlikte olacak. Merhaba, efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, kolay gelsin. Yine güzel bir canlı yayındayız. Fuardasınız, geziyorsunuz. Önce neler söylersiniz? Öncelikle tüm izleyicilerimize sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Bu güzel etkinliği düzenleyen tabii başta belediyemiz olmak üzere tüm paydaşlarına teşekkür ediyorum. Bu tür etkinlikler şehirlerin ekonomisini canlı tutmakta etkin rol oynayan organizasyonlar. Özellikle tarım fuarının birçok paydaşı var. Yani sadece çiftçi olarak düşünmemek gerekiyor. Çünkü bunun içerisinde güneş enerjisi de hemen yanımızda güneş enerjisi standı var. Güneş enerjisinden tutun traktörcüsüne kadar, efendim söyleyeyim yem satıcısından tutun da kaz üreticisine kadar, fidan üreticisine kadar, ne bileyim tohum üreticisine kadar birçok yelpazesi var. Yani şöyle kapatasak bakacak olursak toplumun tamamını ilgilendiren bir fuar bu fuar. Tarım fuarında özellikle yer alan firmalarımızı ben tebrik ediyorum. Çünkü bu tür organizasyonlarda yer almak, burada satış yapmak amacı yoktur. Fuarlarda satış yapmaktan ziyade orada varlığınızı hissettirirsiniz, markalaşırsınız, markanızı teşhir edersiniz. Nihai tüketiciye değil de bay bazlı tüketicilere ulaşırsınız ama tabii diğer holde nihai satıcıya, tüketiciye ulaşan satıcılarımız da var. Yöresel ürün satan vatandaşlarımız da var. Ben şunu arzu ediyorum. Tüm izleyicilerimizin, özellikle tüm Elazığ halkının gelip fuar alanını bir gezmesini tavsiye ediyorum. Çünkü burada herkese hitap eden ürünler mutlaka var. Kimisine bağ testeresi lazım, kimisine traktör lazım, kimisine bal lazım, kimisine tereyağı lazım. Yani sonuç itibariyle ne bileyim fidan lazım olan da gelecek, işte tohum lazım olan da gelecek vesaire. Ama sonuç itibariyle buraya geldiği zaman ufku açılacak. Bildiğim kadarıyla sizin de ufak bir tarımla ilgilenme durumunuz var aslında. Yani ya aslında şöyle söyleyeyim, tabii Elazığlı olup da köyü olmayan yoktur. Bizim de naçizane köyümüz var ama bizzat ilgileniyor muyum? Hobi anlamında ilgileniyorum. Yani bir 150 dönümlük arazimiz var. Abim ilgileniyor. Yine böyle icara verdik. O arkadaşlarımız ilgileniyor ama bir bağımız var, bahçemiz var. Ben kendim bizzat onunla uğraşıyorum. Böyle zaman zaman da paylaşımlar yapıyorum. Sevgili izleyicilerimiz onlardan hatırlarlar. Çünkü özellikle ternebi üzümümüze hayranlar. Bu sene üzüm nasıl? Bu sene üzüm genel olarak iyiydi ama tabii sıcaklardan dolayı bizim bağlar biraz susuz bağ olduğu için erken toplamak durumunda kaldık. Sulu bağlar şu anda hala daha kırılmayanlar var, yani kesilmeyen birçok bağımız var. Bizim bağlarda bir şey kalmadı ama olanlar var. Elazığ tabii tarım bölgesi. Dolayısıyla tarım fuarının da Elazığ'a katacak çok şeyi var diye düşünüyorum. Özellikle burada ilmi ve saha çalışmalarının bir arada yürütülmesinde fayda görüyorum ki zaten Tarım İl Müdürlüğü'nün burada standı var, TKDK'nın standı var, yine diğer sivil toplum kuruluşlarımızın standları var. Vatandaşlarımız gelip de orada da kendi bağında ya da kendi tarlasında ne tür tarım yapacağına dair de bilgi alabilirler. Bu da önemli bir faktör. Bunu da göz ardı edilmemesi gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Çok teşekkür ediyorum. Elazığlılara son olarak neler söyleriz? Valla Elazığlılara neler söylemek isteriz? Elazığlılar tabii bizi 93'ten beri tanırlar. Biz onların, onlar bizim bir parçamız oldular. Hepsine sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Son kez tekrar tüm izleyicilerimizi tarım fuarına davet ediyorum. Davet etmiş olalım. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Size de kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum. Hoşça kalın. Teşekkürler. Evet, kıymetli bir isim bizlerle birlikteydi. Yine o da tarım fuarının önemine dikkat çekti. Elazığ'ın tarımsal anlamda ne kadar iyi bir yerde olduğunu söyledi. Bu topraklar verimli topraklar. Yani evet, bir ova içerisindeyiz. Bu ovada çok verimli topraklar var. Değerlendirildiği takdirde Elazığ için çok büyük artıları var. İşte o artıları da aslında bu tarz organizasyonlar, fuarlar destekliyor. Çünkü buraya geldiğiniz zaman ister istemez bir tarımla uğraşasınız geliyor.
Yani normalde hiçbir şekilde uğraşmasanız bile buradaki malzemeleri, cihazları gördüğünüz zaman, çünkü insan topraktan yaratıldı. Toprak insanı bir şekilde cezbedebiliyor. Buraya geldiğinizde de bu duyguyu çok rahat bir şekilde yaşayabiliyorsunuz. Elvin'den rica edeceğim, devam edelim birazcık. Çünkü bir önceki yayınımızı da yine bu koridordan gerçekleştirmiştik. İsterseniz devam edelim. Diğer kısımları da sizlere peyderpey göstermeye çalışacağız. Yine vatandaşlar geliyorlar. Yan taraftan ürünlerini alanlar var. Burayı gezenler var. Efendim sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk, benim abim. Fuardasınız, geziyorsunuz. Neler söylemek istersiniz? Çok güzel. Elazığ için hiç yapılmayacak bir şeydir. Yani Elazığ'a bunu yapan, değerlendirene ellerine kollarına sağlık. Çok güzel, beğendim. Böyle daha iyilerini bekleriz. Tarımla ilgileniyor musunuz? Tarımla ilgileniyorum bana. Burada gezdiniz, arkadaşınızla geziyordunuz. Neler dikkatinizi çekti? Vallahi en güzel o küçük motorlar var. Ramuklu mamuklu yapmışlar. Hiçbir şey değil. 220-225 lira değil. Hiç ben onları 500'lerde biliyordum, 600'lerde biliyordum. Çok güzel. Gıda maddelerini getirmişler. Onlar da çok şahane, çok güzel. Yan tarafta. Yalnız piyasadan daha pahalı gıda maddeleri gibi göründü bana. Biraz orada eksiklikler mi var? Var. Eksiklikler, gıda maddelerinde eksiklikler görünüyor gibi. Yani piyasada iyi kötü bildiğim için orada da fiyatlar biraz aşırı. Sizlere iyi gezmeler diliyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. İyi günler benim. Sağ olun. Var olun. Hangi yayınlar var? Kanal Fırat ve Kanal 23 ortak canlı yayındayız efendim. Evet. Yayının başında hatırlatmıştık. Hemen bir diğer tarafta da yöresel ürünler var. Bakın beyefendi çok güzel bir şey söyledi. Ben küçük traktörlerin olduğunu bilmiyordum. Yani fiyat konusunda onların çok daha yüksek olduğunu biliyordum. Ama buraya geldiğimde onların çok daha düşündüğümden daha düşük bir ücrete karşılık geldiğini öğrendim dedi. İşte bu fuarda bu tarz sürprizler de var. Yani aslında piyasada belki de ulaşamayacağınız şeyler de var. O da bu fuarın artılarından bir tanesi. Şöyle devam edelim yine. Dün bahsetmiştik. Aslında bu alandan canlı yayınlarımızı sık sık gerçekleştirdiğimiz için izleyicilerimiz bilirler ama biz televizyonlarını yeni açanlar için tekrardan şöyle bir hatırlatma babında gezmiş olalım. Şimdi burada yine dün bahsetmiştik. Tarımda kullanılan makineler var. Farklı makineler. Yani şöyle söyleyelim. Buradaki bütün makinelerin işlevleri aynı değil. Bakın mesela işte bir müşteri satın almış. Bununla ilgili de hemen üzerine bir kağıt yapıştırılmış. Burada şöyle bir şey var. Yani görmüş olduğunuz makineler, mesela burada bu makineler varsa biraz ilerisinde çok daha farklı makineleri görebiliyorsunuz. Bu tarım fuarında bunları bulmak oldukça mümkün. Şöyle devam edelim isterseniz. Yine aynı şekilde biraz önce de bahsettik, enerji firmaları da burada. Yani güneş enerji panellerinden tutun. Çünkü tarımsal faaliyetler ya da işte yapacağınız o çalışmalar sadece ve sadece makinelerle olmuyor. Bir taraftan da biz dün yine bahsetmiştik. Enerji fiyatlarının düşük olması, yani girdi ve çıktı fiyatları, bunlar çok önem arz eden konular. Eğer maliyet düşerse üretim daha kolay hale gelecek. İşte enerjide de ne kadar dışa bağımlılıkta azalırsa ve enerji giderleri azaldığı takdirde bu defa yaptığınız üründen aldığınız kar marjı çok daha artıyor. Burada mesela bunu da bulmak mümkün. Buraya gelebilirsiniz. Buradaki yetkililerle görüşüp bağınızda, bahçenizde vesaire kullanacağınız elektriğinden tutun da farklı enerji birimlerine kadar burada bilgileri rahat bir şekilde alabilirsiniz. Yine aynı şekilde bu alan var. Burada da yine tarımda kullanılan işte çapa makineleri var, römorklar var, küçük bazlı, yine arka tarafta da var. Şu anda kameraman arkadaşım Elvin sizlere bunları gösteriyor, kendisine de teşekkür ediyoruz. Burada çapa makineleri var, dediğimiz gibi yine işte ot biçme makineleri var, hızarlar var, testereler var. Burada da envai çeşit ürünü bulmak kolay. Aslında şöyle gezerken bir yandan da bakmış olalım. Hoş bulduk. Sizleri de bir tanıyabilir miyiz? Biz Elazığ'da Harputlu bir aile olarak Fırat Tarım şirketinin sahibinin oğluyum ben. Evet. Ne var burada? Neler çapa var? Makineleri, çim biçme makineleri, hızar motorları. Satışımızla birlikte Elazığ'ın 4. Tarım Fuarı'na biz de katıldık. Değerli
Gakkoşlarımızı biz de bekliyoruz buraya. Şimdi Gakkoşlar buraya geldiler. Evet. Adam bahçesi var. Tabii. Her şeyi bulabilecek. Tabii ki her şeyi bulabilir. Toprağından, daşına her şeyini bulabilir. Her şeyini burada bulabilir. Nasıl peki Elazığlıların ilgisi nasıl? Elazığlıların ilgisi vallahi biz beklediğimizden çok daha yoğun bir ilgiyle karşılandık. Müşterilerimiz, gelen tanıdıklarımız hepsine çok teşekkür ederim. Ayrı ayrı da teşekkür ettim zaten. İyi ki varsınız, cansınız. Teşekkürler. Çok sağ olun. Bizler de sizlere teşekkür ediyoruz. Evet, beyefendinin bahsettiği gibi işte buraya geldiğiniz zaman ben bahçemde şunu yapacağım, bana bundan lazım dediğinizde evet o da bizde var diyorlar. Nerede diyorlar bunu? 4. Elazığ Belediyesi tarafından düzenlenen tarım fuarında. Tarım fuarı nerede? Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi. Hemen Kültür Park'ın yan tarafında. Şöyle devam edelim istersen Elvin. Şu şekilde devam edelim. Yine römorkları görüyorsunuz. Bunlar da aslında çapa makinelerinin arkasına da bağlanabiliyor. Küçük, daha böyle küçük yerlerde kullanabileceğiniz ya da küçük işlerinizde kullanabileceğiniz römorklar da burada mevcut. Yine Elvin'den rica edeceğim. Şu alanı da gösterebilirse, şu hızarları da gösterebilir. Burada yine aynı şekilde ceviz makineleri, badem makineleri, kırma makineleri de mevcut. Burada bunları da bulabilirsiniz. Yine aynı şekilde bu alanda da yan tarafta da hemen hemen aynı makineleri görmek mevcut. Yani bu koridor içerisinde ben burada aslında bir detayı da sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi az önce yayını gerçekleştirdiğimiz yine standın içerisinde tekneler de mevcut. Yani balığa gitmek istediniz, burada tekneler de mevcut değil mi? Şimdi bu teknelerle ilgili de konuşalım. Şöyle alayım sizi isterseniz. Balık tutkunları var. Bizim gördüğünüz gibi zaten kendi oltalarımızı da koyduk. Evet. Bu şekilde sadece oltalarımızı geri alıyoruz. Onları da bari kıyıda bir yerde balığa gidelim diye. Bu şekilde 535 bin lira fiyatımız vardır fuara özel. Honda motorları. Bu tekneyle kebanda. Tabii ki de. İçmede. Tabii ki de. Kuratlı. Tabii ki de. Her yerde açılabilirler. Elazığ'ın zaten 1/3'ü suyla kaplı olduğu için istediğiniz yerde açılabilirsiniz. Vallahi özellikle çocukların ilgisi o daha çok fazla. Üstüne binip fotoğraf çekilenler. Yani zaten direksiyonlu Honda motorlu Honda Marine'in de bayisiyiz biz. Çok memnun kalıyorlar yani. İçerisinde oturma alanı da var. Evet. Yani adam ailesiyle tabii ki de gitti. 4 kişilik 5 kişilik ailelere çok uygun. Şöyle bir balkonu da var. Aynen de öyle. Bu şekilde akşam evet. Bunu da gelip buradan temin edebiliyoruz. Tabii ki de. Hemen fuarımız bittiği gün arabanızla çeki demirinizi alıp arabanızı da götürebilirsiniz. Arabayla götürebiliyorum. Aynen de öyle. Hemen fuar ne zaman bitiyor? Pazar günü efendim. Pazar günü bu fuarın son günü. Bakın fırsatlar burada. Ürünler burada. Ürünler sahiplerini bekliyor. Öyle mi? Tabii ki de. Tabii ki de. Hepinizi bekliyoruz. Buyurun gelin. Çok teşekkür ederim. Çayımızı kahvemizi içmeye gelin. Yani İş pazarlık değil. Tabii ki de. Çayımızı içebilirsiniz diyorlar. Gelip çay içebiliriz burada hep birlikte. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Sağ olun, var olun. Elvin şöyle devam edelim istersen. Çünkü bu tarafa öğlenki yayınlarda zannediyorum o tarafta yayınlar gerçekleştirildi. Bizler biraz daha şu tarafa doğru gidelim. Yine az önce bahsettiğim gibi bu alandaki o malzemeler, araç gereçler kısmen burada da aynıları var. Yani dalgıç pompalar var. Yine aynı şekilde hızarlar var. Temizlik malzemeleri var. Çapa makineleri var. Burada depolar var. İlaçlama aletleri var yine aynı şekilde. Yani tarlanızda kullanabileceğiniz birçok ürün buralarda mevcut. Şöyle devam edeceğiz. Yine seracılıkla uğraşanlar varsa şu alanda da yine peyzaj ve seracılık üzerine. Yani tohumlar var burada da. Yetiştirmek istediğiniz meyve olur, bitki olur. Onları da buralarda bulmak oldukça kolay. İşte aileler geliyor, burada geziyorlar. Kiminin hobi bahçesi var, kimi direkt tarımla ilgilenen büyük tarım alanlarına sahip insanlar. Buraya geliyorlar, burada kendilerine lazım olan ürünleri, araç gereçleri kolay bir şekilde bulabiliyorlar. Şöyle devam edelim isterseniz. Yine burada ilaçlamada kullanılan ürünler var. Zira ilaçlama yapılabiliyor. Burada
yemler var, tohumlar var. Aynı şekilde yine kısmen küçük kullanışlı makinelerde bu alanda bulabilirsiniz. Burada da bunlar mevcut. Gelirseniz efendim buralarda sizlere yardımcı oluyor. Buradaki esnaflar elinden geldiğince sizlere yardımcı oluyor. Az önceki arkadaşın da söylediği gibi. Bir şey alıp almamanız önemli değil. Gelsinler çayınızı içsinler diyorlar. Çaylar sizi bekliyor. Devam edelim istersen Elvin şu şekilde. Şöyle fuarımızı bir yandan da gezmeye devam ediyoruz. Burada da bir meyve suyu standı var. Gelip burada da sizlere burada ikramlar yapılıyor. Meyve suyu ikramında bulunuyor. Bakın çocuklar burada meyve suyu alabiliyorlar. Balonlardan bulabiliyorlar yine aynı şekilde. Çünkü çocuklarla, aileler çocuklarıyla geliyor. Çocuklar için de burada onları eğlendirecek, onlar için onlara cazip gelecek şeyler de var burada. Yani sadece büyükleri ilgilendiren değil, genel olarak çocuklar da burada rahat bir şekilde eğlenebiliyorlar. Şöyle devam edelim. Aslında biraz da Elazığlılardan bir şeyler duymak istiyoruz. Onlar fuarla ilgili neler söylüyor onu da ben çok merak ediyorum. Yani herkes çünkü ayrı bir şey söylüyor. Tabii ki zaman zaman bazı istekler de ortaya çıkabiliyor. Yani şu olsaydı iyi olurdu tarzında yorumlar da yapılıyor. Bizler tabii ki o yorumları sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Elvin şöyle devam edelim isterseniz. Efendim merhabalar. Merhabalar. Fuarımız nasıl? Daha yeni giriş yaptık. Genel olarak çünkü gezeceğiz, bakacağız. Tarımla ilgileniyor muyuz? Tarım ürünleri güzel. Yeni ürünler gelmiş. Titil marka gördük farklı bir şekilde. Piyasaya girmiş. Bir onu gördük. Şu anda giriş yaptık, yine dolaşıyoruz. Yani bu kısma mı giriş yaptınız? Daha bu tarafta henüz yok, kesmedim daha. Buradan başladınız. Daha yani yeni giriş yaptık. Burayı gezeceksiniz. Evet. Ona göre bir inşallah yorum yaparız daha sağlıklı bir şekilde. Peki çok teşekkür. Hadi kolay gelsin. Sağ olun, teşekkürler. Evet şöyle devam edelim. Burada yine az önce göstermiştik burayı aslında. Tarımda kullanılan ilaçlar. Burası aslında pancar üretimine dair birçok şeyi burada bulabilirsiniz. Çünkü burası pancar üreticilerine ait bir stand burası. Bizler de şöyle içeriye girmiş olalım. Efendim merhabalar, kolay gelsin. Kanal Fırat, Kanal 23 ortak canlı yayınındayız. Kısaca şöyle geziyoruz. Sizden neler söylemek istersiniz? Vallahi yani Elazığ Belediye'mize öncelikle çok teşekkür ederiz. Elazığ hem halkımızın hem de esnaflarımızın ihtiyacı olan bir sergi oldu, bir fuar oldu. Yalnız katılımcılarımız Elazığ'da niyeyse bayağı az oldu. Bunların her yıl yapılmasını hem belediyemizden hem başkanımızdan rica ediyoruz. Sizlere de katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Peki neler var burada? Kısaca şöyle bir özetleyecek olursak. Yani bizim Pancar Ekizleri Kooperatifi olarak katılım sağladık. Hem kendi ürettiğimiz arpalarımız mevcut, hububat tohumlarımız mevcut. Onun haricinde alet ekipmanda zaten... Elinden rica edeyim, gösterirse, buradaki aletleri de gösterirse. Süt sağım makinamız, sulama malzemelerimiz, pülverizatörlerimiz, daha sonra gübre serpme makinelerimiz, ceviz soyma, ceviz sirkeleme makinelerimiz olmak üzere birçok ürün bizde mevcut. Çiftçilerimize daha iyi hizmet vermek için sürekli üretime de devam edeceğiz. 2016 yılından beridir çünkü biz tohum üretimi yapıyoruz. Devam edeceğiz inşallah. Peki Elazığlıların ilgisi nasıl? İlgisi bayağı bir var. Yani özellikle çiftçilerimizin yanı sıra normal ailelerimizin de katılımı çok yüksek. İnşallah daha 2 gün var fuarın bitmesine. Evet, daha da iyi bir katılım olmasını bekliyoruz. Hafta sonu belki biraz. Hafta sonu daha da fazla katılım olacağına inanıyoruz. Peki, çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Evet efendim, işte burada da yine bulabileceğiniz malzemeleri sizler için sorduk. Burada bulabileceğiniz malzemeleri de beyefendi kısaca bizlere aktarmış oldu. Şimdi şöyle devam edelim. Aslında birçok yani tarımda kullanılanlar da var burada. Bir taraftan da tarımda üretilen kuru baklagilleri de burada bulabilirsiniz. İnciri de bulabilirsiniz, üzümü de bulabilirsiniz. Helvacısı da var burada. Birazdan o tarafa doğru da gideceğiz. Burada yine aynı şekilde Elazığ Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin de bir standı var. Buraya da şöyle gelmiş olalım. Efendim kolay gelsin. Kanal Fırat, Kanal 23 ortak canlı yayınındayız.
Tamam, telefonunu beyefendi bitirene kadar bizler şöyle bir anlatmış olalım. Şimdi burada hoş bulduk, merhabalar. Kanal Fırat, Kanal 23 ortak canlı yayınındayız. Ben şöyle içeriye geleyim isterseniz. Önce sizi tanıyabilir miyiz? Selim Kaplan adım. Elazığ Tarımsal Kalkınma Kooperatifine ait standımız. Evet. Neler var burada Selim Bey? Neler söylersiniz? İstim kayısımız var, gün kurumuz var, orciğimiz var, kuru dut, hoşaflı kayısımız yine, leblebi ve lavanta suyu, sabunu, yine lavanta yağı, kayısı suyu mevcut. Bunları yeni yaptık tabii ki bu arada. Nasıl peki? Elazığlıların ilgisi nasıl? Bu sene yeni başladık zaten. Yeni başlamamıza rağmen çok güzel. Yoğun bir şekilde taleplerimiz artıyor mesela. Kutu mesela yapıyoruz. Evet. Görmek isterseniz. Onları da göstereceğiz. Bu şekilde peki, yani. Fuarla ilgili ne söyleriz? Fuarla ilgili yani gidişatımız güzel. Bayağı bir yoğun şekilde müşterilerimiz oluyor. Satışlarımız oluyor. Devam da ediyor. Gayet mutluyuz yani. Belki hafta sonu daha yoğun bir katılım. Evet, biz de onu bekliyoruz zaten. Cumartesi, pazar yoğun bir katılım bekliyoruz biz de. Bakalım nasıl olacak. Şimdi o hediyelikleri kısaca bir göstermenizi isteyeceğim sizden. Şöyle gelelim. Elvin şurada hemen hediyelik olarak. Evet. Örneği var değil mi? Bu bir örnek. Yani hediyelik ben kutu almak istiyorum dedikleri zaman içeriği zaten burada yazıyor. Şöyle gün kurumuz sarı İstimlik dediğimiz kayısımız, Ulukale dutu ve ağın leblebisi. Burada gramajları da bu arada yazıyor. Tabii ki gramajları da yazıyor. 500 gram sarı kayısı. Evet, kayısılarımız 500'er gram. Evet. Yine 300 gram leblebi ve 250 gram da Ulukale dutu bulunuyor kutularımızın içerisinde. Tabii ki. Tabii ki. Hediyelik kutularımız tabii ki. Götürüyorlar. Evet. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olun. Yayın sonrasında uğrayıp ikramlıklardan bizler de alalım. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Var olun. Efendim şimdi bu tarafa da geleceğiz. Yine burada işte gördüğünüz gibi yani Elazığ'a ait yün kurusu, sarı kayısı bunları bulabiliyorsunuz. Orcik var yine aynı şekilde. Ağın leblebisini bulabilirsiniz. Yani farklı şeyler var. Hediyelik bir paket de var burada. Yani o hediyelik paketi hazırlayıp il dışına giderken ya ben gelip şuradan 3-5 tane hediyelik yaptırayım. Gittiğim yerde de eş, dost, akraba onlara da götürebilirsiniz. Yine buraya geleceğiz. Şimdi Elvin'den biraz yaklaşmasını rica edeceğim. Buraya galiba hiç uğramamıştık. Ben uğramadım. Diğer arkadaşlar uğramış olabilirler. Burada da yine hızarlar var, çim biçme makineleri var, ot biçme makineleri var. Bizler şöyle bir sorumlumuza soralım. Efendim merhabalar, canlı yayındayız. Kanal Fırat, Kanal 23. Teşekkürler, sağ olun. Sizleri bir tanıyalım öncelikle. Mustafa Göçer, biz Elazığ Göçer İnşaat olarak fuara katıldık. Evet. Stil makineleri olarak katıldık. Hızar motorları, çim biçme makineleri, ot biçme makineleri, çapa makineleri olarak katıldık. Halkımız böyle bayağı ilgisini çekiyor. Bayağı hoşuna gidiyorlar. Talep çok fazla. Bu şekilde ilimizde böyle bir fuarın olması da gerçekten bizim için bir gurur verici bir şey. Öyle. Daha önceki tarım fuarlarına katılmış mıydınız? Yok, ilk kez katıldık. Tarım aletlerine yeni girdiğimiz için bu fuara katıldık. Bu fuar da çok güzel geçiyor. Yoğun geçiyor, güzel. Halkımız, Elazığlara neler söylersiniz peki? Yani tüm Elazığlıları buraya davet ediyoruz. Gelip alışveriş yapmaları çok önemli değil. Ürünlere bakmaları, görmeleri, tanımaları. Bir çay içsinler. Evet. Gelsinler. Bekleriz. Bir çayınızı içsinler değil evet, mi? Evet. Teşekkürler. Bizler de size sağ de olun, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Evet efendim. Beyefendinin de bahsettiği gibi burada işte çim biçme makineleri var. Küçük hortumlar var. Çapa makineleri var. Çimler kenarlarda olan otlar için yine burada ot biçme makineleri var. Şöyle devam edelim isterseniz. Bir de o tarafa doğru gidelim. Tarım fuarı dördüncüsü bu yıl düzenleniyor. Katılım oldukça iyi. Burada ortak duymuş olduğumuz cümlelerden bir tanesi de bu. Yani Elazığlılar fuarımıza geliyorlar, katılıyorlar diyorlar. Buradaki esnaflar. Çünkü onlar sabah açılıştan kapanana kadar buradalar.
genel olarak bütün gözlemi yapanlar onlar. O yüzden onlar ilgi yoğun diyorlarsa demek ki ilgi oldukça yoğun. Tabii ki hafta sonu yani cumartesi ve pazar günleri, pazar günü fuarın son günü, cumartesi ve pazar günü katılımın daha yoğun olmasını bekliyorlar. Bizler de o günlerde de yine canlı yayınlarımızı devam ettireceğiz. Daha ileriye gideceğiz. Çünkü orada biraz daha kalabalık bir ortam hakim. Şöyle oraya doğru ilerleyelim. Ben bir yandan da tabii size olanları anlatmaya çalışacağım. Yine farklı şehirlerden gelenler var dedik. Farklı şehirlerden gelen firmalar var. Burada mesela işte Rize'den gelen çaylar var. Yani Karadeniz deyince akla gelenlerden birisi çay. Buraya geldiğinizde Rize'ye ait çayı da bulabiliyorsunuz. Efendim merhabalar, kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kanal Fırat, Kanal 23 ortak canlı yayınındayız. Canlı yayındayız. Evet, canlı merhabalar, yayındayız. Hoş geldiniz. Sefalar hoş getirdiniz. Pazar gününe kadar sürecek bir tarım fuarı. Evet. Rize'den geldiniz. Evet. Galiba Rize'den. Evet. Evet. Sizden neler söylersiniz? Rize'den geldik. İlk önce gelişte tabii Elazığ'da biraz daha İstanbul, Ankara'ya göre biraz daha küçük il olduğunu düşünerekten geldik. Ama şu anda bakıyoruz, fuarımız çok güzel. Hakikaten harika. Emeği geçenlere Allah razı olsun. Emeği geçenler bu işi iyi başarmışlar. Belediye başkanı işte Pars Fuarcılık. Katılım da çok güzel. Biz memnunuz, gayet memnunuz. İşte Diyarbakır'dan da misafirlerimiz geldiler. Duyan da geliyor, etraflardan da geliyor. Gayet iyi. Çaya ilgi nasıl? Elazığlılar çayı seviyor. Şimdi şöyle, çayı bayağı seviyor Elazığ. Kaliteli çayı seviyor. Biz de kaliteli çaylarımızdan getirdik. Hem tanıtım amaçlı hem insanlar evine gitsin, içsin, ondan sonra beğensin, tekrardan bizden alsın, çay alsınlar diye. Neşe Çay firmasının işte internet sayfasından, Neşe Çay Kotele'den alsınlar diye veriyoruz. Buradaki satışlarımız elbette ki bizim maliyetimizi kurtarmaz ama gelecekteki reklamlarımıza bizi iyi katkılar sunacağını düşünüyoruz. Peki Elazığlılara neler söylersiniz? Şu an canlı yayında sizi izliyorlar. Elazığlılara şunu söyleyeyim, böyle bir fuarı düzenleyip becerebilmek, başarabilmek bir meziyettir. Çıksınlar gelsinler, evlerinde oturup televizyonda izlemek ayrı bir şey, rahatlıktır. Ama gelip fuarı geliyorlar, Allah razı olsun, bayağı kalabalık yani, katılım noktasında da bayağı bir katılım var. Ama evlerinde olan insanlar da çıksın gelsin. Şimdi biz diğer standlarda dedik ki malzemeler satılıyor. Onlar dediler ki gelsinler, almasalar bile çay içsinler. Şimdi çay burası merkezi, bir çayımızı içsinler diyor musun? Kesinlikle buyursunlar gelsinler. Bir ürün almalarına ihtiyaç yok. İhtiyaçları varsa alsınlar. Ama kesinlikle gelsinler. Hem bizim çaylarımızı içsinler, Neşe çayımızı içsinler. Hem diğer arkadaşlarında çaylarını içsinler, muhabbetlerini yapsınlar. Yani gerçekten bir değer. Belediye Başkanı'na ayrıca teşekkür ediyoruz. Pars Fuarcılığı'na ayrıca teşekkür ediyoruz. Çıksınlar gelsinler ya, ya bu kadar güzellik, bu kadar Teknofest gibi bir olay ya. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sağ ol. Evet Elvin, şöyle burayı da gösterebilirsin. Yine beyefendi anlattı, Rize'den geldik dedi. Elazığlılar çayı çok seviyor dedi. Şimdi diğer standlarda dedik ki gelsinler çay içsinler. Evet. Buraya gelip çaya baksınlar, çayı içsinler. Ondan sonra fuarı gezmeye devam etsinler. Tabii ki Rize'deki hemşehrilerimize ve Rize'de yaşayan bütün dostlara, arkadaşlara da buradan selamlarımızı, sevgilerimizi göndermiş olalım. Şöyle devam edelim istersen Elvin. Saate de bakalım bir taraftan. Evet. Burada yine helvalar var. Burada Hakkari Değirmeni. Efendim merhabalar, kolay gelsin. Hoş geldiniz, teşekkürler. Hakkari'den mi geliyoruz? Hakkari'den geliyoruz, evet. Uzun bir yolculuk. Yani bir 600-650 kilometre yol geldik. Nasıl, yorucu muydu yollar? Yani yollar yorucu ama güzel. Elazığ halkına burada hizmet veriyoruz. Gerçekten Elazığ halkından da memnun kaldık. Bize ayrıca bir ilgileri oldu. Bizim burada otantik makinalarımız olsun, doğal katkısız yerli tayinden, yerli susamdan tayinimiz olsun. Bize bayağı ilgi gösterdiler. Şimdiden teşekkür ediyoruz. Peki fuarla ilgili neler söylemek istersiniz? Fuar güzel. Fuarla ilgili gerçekten halkın da talepleri yoğun. Yoğun geçiyor, güzel geçiyor. Şu anlık bir sıkıntı yok, memnunuz. Ortak düşünce,
cumartesi pazar daha kalabalık olacağı şeklinde. Doğru, evet. Şimdi müşteriler geldi. Abi bitti, kalmadı diyor muyuz, yoksa isteyen istediği kadar var? Yani pazar günü biliyorsunuz biz küçük bir işletmeyiz. Çok büyük bir işletme değiliz. Alanımız da küçük zaten. Yani tayinimiz olsun, helvamız olsun, biz ürünü depoda bekletmiyoruz. Yani bizim oranın tarla oranı da %2 olduğu için susamlarımız az. Sözleşmeli üretim modeliyle üretiyoruz, çiftçilerle anlaşıyoruz. O yüzden susamlarımız az ama tahinde bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyoruz. Gelsinler alsınlar. Gelsinler alsınlar, hiçbir problem yok. Helvamız da çok özel, tahinimiz de çok özel. Herkezi bekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun, çok sağ olun. İlginizden dolayı. Teşekkürler. Sağ olun. Evet efendim, Hakkari'den gelmişler. 600 kilometre. Bakın, Hakkari çok yakın da değil, çok uzak da değil ama belli bir mesafe. Oradaki lezzeti buraya getirmişler. Gelsinler Elazığlılar diyorlar. Burada bizim lezzetlerimize de baksınlar. Merhabalar, kolay gelsin. Bizler dün uğramıştık buraya. Ancak ekranlarını yeni açanlar için tekrardan tanıyacağız. Yanlış hatırlamıyorsam Konya'dan gelmiştiniz, evet, değil mi? Geldik biz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun, teşekkür ederiz. Biz dün şimdi burada yayını yaparken siz dediniz ki biz enerjide maliyeti düşürüyoruz. Doğru. Bunu tekrarlar mısınız? Ne yapıyorsunuz? Tabii ki tekrarlayalım. Evet. Bizim bu yapmış olduğumuz makinamız elektrikle çalışır. Traktörün yaptığı işleri yapar ve sabit çalışır. Gezer bir sistem değildir. Mazota göre yakmış olduğu elektrik onda bir oranındadır. 10 bin liralık mazot tüketiminde kullanan bir çiftçimiz aylık bir makinede. Bu makineyle 1000 TL elektrik faturası öder. Bu da çok ciddi anlamda tasarruf yapmış olur. Ve burada traktörün de yıpratmaz. Traktörün masrafını da gerektirmez. Baskı balata da yemez. Herhangi bir bakım istemeyeceğim. Çok rahatlıkla 7-24 12 ay boyunca 24 çalıştırabilir. 360. Çalıştırabilir. Yani maliyet düşürüyor. Düşürür, evet. Düşürünce bu defa üretim. Tabii ki. Aynen. Peki Konya'dan geldiniz. Elazığ'da bir fuar alanı. Neler söylersiniz fuarla ilgili? Valla fuarımız iyi gidiyor. Siparişlerimiz oluyor. Bunu Elazığ halkına tanıtıyoruz. İlgi gördü mü bu ilgi? İlgi gördü, evet. Yani gelenlerden alanlar oldu. Tabii ki. Ziraat Odası Başkanımıza verdik. Hayırlı olsun inşallah. Satışlarımız devam ediyor. Tüm çiftçilerimizi bekleriz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Evet efendim, bu firmamızda yine Konya'dan gelmişti. Dün de yayın yaparken dikkatimizi çekmişti. Yani bu ürünün artılarını söyledi beyefendi. Onda bir fiyatına kadar tasarruf ediliyor dedi. Bizler şöyle devam edelim. Gelenler de var yine aynı şekilde. Elazığlılar, yani her gün gelen kişiler de var ama sürekli değişen yüzler de var. Yani öyle zannediyorum ki buraya gelenler ayrılmak istemiyorlar. Çünkü gerçekten yayın başında da söyledik. Tarımla uğraşmak çok güzel bir şey. Toprak insanın enerjisini artırabilen bir şey. İnsanlar buraya geliyorlar. Burada malzemelere bakıyorlar. Tarımla ilgilenenler, alabilenler alıyorlar. Almayanlar da bakarak belki ileride yapabilecekleri tarımsal faaliyetler için bir en azından fikir edinebiliyorlar. Şöyle devam edelim istersen Elvin. Yine dün bu noktayı göstermiştik. Burada da süs hayvanları mevcut. Yani Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi süs tavukları ve bahçe hayvanları yetiştiricileri derneği diyor. Burada süs hayvanlarını bulmak mümkün. Yani bahçenizde herhangi bir süs hayvanı istiyorsanız bu noktaya gelerek buradan teminini yapabilirsiniz. Kameraman arkadaşım Elvin şu anda sizlere o görüntüleri gösteriyor. Evet, Elvin bu tarafa doğru da gelebilirsen eğer. Burada da yine farklı bir standımız var. Efendim merhabalar, kolay gelsin. Sizleri tanıyalım. Elazığ Surnu Araştırma Enstitüsü olarak stand açmış bulunuyoruz. Burada tatlı su balıkların kültürü alınabilir. Mesela alabalık artık bütün üretim teknikleri, bütün her şeyi başarıyla yapılıyor. En kısa sürede üretiliyor. Yani protein ihtiyacını denizlerden, tatlı sulardan karşılamak için
artık yetiştiriliği yapılıyor mesela. İleride besin ihtiyacını karşılamak için alabalık, bu kültür anlamı bütün aşamaları yapıldı. Bilimsel olarak bütün yem olsun, büyüme performansı olsun araştırıldı bunlar. Biz de araştırma mühendisi olarak tekrar ileride besin ihtiyacını karşılamak için nesli tükenen balıkların göllerde takviyesini yapmak için, stok takviyesi yapmak için tatlı su balıkların diğer türlerine, alternatif türlere yöneldik. Bunlardan siraz balığı mesela, şabut balığı dediğimiz ekonomik yönden çok değerli bir balık. Eti bayağı lezzetli. Bunlardan ileride nesli tükenirse tatlı su göllerinde balıklandırma, takviye amacıyla bunların yavrularını alıp büyütüp takviye amacıyla baraj göllerine tekrar salıyoruz. Sürdürülebilir bir balıkçılığı devam ettirmek için gıda ihtiyacını ileride gittikçe mesela balık nesli şeyler azalıyor baraj göllerimizde, tatlı sularda balıklarımız gittikçe tükeniyor. Biz de araştırma enstitüsü olarak bu göl balıklarını üretim yaparak tekrar koruma altına alıyoruz. Bir de büyütüp tekrar baraj göllerine, göllere salıyoruz ki o sürdürülebilirlik devam etsin. Devam etsin. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Evet, Elvin şöyle devam edelim. Oraya da yine bir gidelim. Az önce göstermiştik ama beyefendi o anda meşguldü. Ben çok oraya gidemedim. Evet. İsterseniz oradaki görsel hayvanlarımızdan hem sunum yapıp hem gösterebiliriz. Tabii ki oraya doğru gidelim Elvin. Şöyle bizlere eşlik edersen. Hem sunumunu yapalım dedi beyefendi hem de sizlere göstermiş olalım. Bugün alanımızı daha güzel bir şekilde şekillendirdik. Hem hayvan çeşitli popülasyonu daha arttı. O yüzden dikkat çekmek amacıyla göstermek istedim. İsterseniz birkaç hayvanı şöyle gösterelim. Evet. Eğer görebilirsen. Olduğunuz tüm tavuk çeşitliliği, egzotik hayvanlar hepsi bilindiğin dışında, yani endüstriyel çiftlik tavukları gibi bizim alışmış olduğumuz tavukların dışında daha çok egzotik, zevk amaçlı, hobi amaçlı beslenen türler. Bunların kendine göre ırk standartı, özellikleri ve çeşitleri mevcut. Aynı insanlar gibi kimlik nasıl varsa bu hayvanların da şu ayaklarında görmüş olduğunuz gibi secereli bilezikleri mevcut. Hem üretici bilgisi oluyor bu bilezikler sayesinde, hem seceresi tutuluyor, ırk özellik standartını buradan takip edebiliyoruz. Buruklar Osmanlı saraylarında sultanların beslemiş olduğu Osmanlı saray sultan tavukları, işte rahibe fizanlar ve nice burada işte yumurtasından, özelliğinden, evet, yeşil yumurtlayan, işte koyu çikolata yumurta yapan, işte küpeli, sakallı, tepeli, paçalı, kıvırcık gibi böyle envai türlerimiz var. Bunun yanında tavus kuşlarımız, İran tavuklarımız, ördeklerimiz, hindilerimiz mevcut. Bıldırcın çeşitlerimiz. Aynen öyle. Fuar alanında zaten güzel bir ziyaretçi akınıyla karşılaştık. Bu bizi gerçekten çok mutlu etti. Sabah açılışta ilkokul, ortaokul öğrencilerinin katılımları, akşam 5'ten sonra da genel anlamda ailelerin ziyaret ettiğini, güzel bir yoğunluk içinde olaraktan bunu hissettik. Görmek yani. Güzel. Evet. İlgi duyulmasından çok memnun olduk yani. Sağ olun, var olun. Rica ederim. Teşekkürler. Evet. Fuar olan ilgiden bahsetti buradaki beyefendi. O da çok hoşlarına gitmiş. Çünkü fuara olan ilgi onları da aslında yaptıkları işe biraz daha özendiren bir durum. Yani bir iş yapıyorsanız o işe olan ilgi elbette sizin de o işe olan bağlılığınızı arttırıyor. Yine şöyle devam edelim isterseniz. Reklama da çok kısa bir süre kaldı ama reklama gitmeden ben bu alanı da yine göstermek istiyorum. Evet, burada da yine ballar var. Bakın burada yazıyor. Elazığ Geven balığı yazıyor. Tabii ki içeride yine genelde misafirler ağırlanıyor. Bu standta da
balları bulmak oldukça mümkün. Yine vatandaşlar geliyor. Efendim merhabalar. Merhaba. Canlı yayındayız. Neler söylemek istersiniz fuarla ilgili? Geziyorsunuz galiba. Valla çok güzel. Biz de yeni geldik. Evet. Ailecek geziyoruz ama çok beğendik. Böyle şeylerin daha çok olmasını isteriz. Bu tarafta mı gezdiniz? Diğer tarafa gittiniz mi? Daha diğer tarafa gitmedik. Daha o tarafa gitmediniz. Orada da sizi sürprizler bekliyor. İnşallah, inşallah bakalım. Ailece mi geldiniz? Evet. Çocuklar galiba. Annen nerede? Anne kayboldu. Çok kamerayı sevmiyorum. Çocukların ilgisi nasıl? Peki tarıma sizin ilginiz nasıl? Valla ben emekliyim zaten. Evet. Ben de niyetim var yapayım da bakalım. En azından bir fikir edinme açısından. Tabii tabii tabii, çok iyi. Yani hiç görmediğimiz şeyleri gördük burada. Burada. Bayağı gelişmiş şeyler var. Teşekkür ederim. Çok sağ olun, var olun. Sizlere de iyi gezmeler diliyoruz. Evet, şöyle devam edelim Elvin. Şöyle devam edelim. Yine bu kısımda en azından son 2-3 dakikayı da burada değerlendirebiliriz. Burada da yine dün bahsetmiştik. Traktörlerin arkasına bağlanan malzemeler var burada. Römork var, römorklar var burada değişik renklerde. Traktörlerin arkasına bağlanan pullukları yine burada görmeniz mümkün. Mesela yayınımızın başında konuştuğumuz beyefendi demişti ki ben küçük traktörleri fiyatların daha yüksek olduğunu biliyordum dedi. Ama burada daha düşük olduğunu öğrendim dedi. Gelmiş burada bu traktörleri de incelemiş. Bunlar da biraz daha küçük. Bunların tabii ki beygir gücü daha da düşük. Ancak tabii ki ona göre fiyatlar da bir nebze olsun daha aşağıda oluyor. Bakın burada yine zaten kağıt üzerine konulmuş, satılmıştır diye. Bu ikisi zannediyorum satılmış. Burada da yine bu küçük traktörleri, daha küçük işler yapan bahçe sahipleri, peyzaj yapanlar burada bunları temin edebiliyorlar. Daha tabii ki daha büyük olanları da var. Yani burada boy boy traktörleri görmek mümkün. Evet, şu anda da gençler zaten üzerine oturdular. Onların da öyle zannediyorum ki ilgileri var. Çünkü ilgisi olmayanın çok da yapacağı bir şey değil. Yani traktörler bir şekilde tarımda çok büyük işler yapıyorlar. Burada da boy boy traktörleri görmeniz mümkün. Farklı fiyatlar var burada zaten. Görmeniz oldukça mümkün burada traktörleri. Şu anda da zaten bir traktörün galiba incelenmesi yapılıyor. Evet, burada motorunu görüyorsunuz. Yani beygir güçlerine göre tabii ki değişkenlik gösteriyor buradaki traktörler. Ve satıcılar da burada gelerek vatandaşlara bu bilgileri aktarıyorlar. Kolay gelsin. Satış mı var yoksa bilgi aktarımı mı? Bilgi aktarımı yapıyoruz. İnşallah nasip olursa satı döner diye bekliyoruz. Ürünlerde satılmalar olmuş galiba. Evet, çok şükür. Evet. Nasıl ilgi devam ediyor mu? İlgi çok güzel. Biraz daha böyle hani milletin gelmesini biz talep ederiz. Hani neticede biz burada duruyoruz. Ama katılım genel anlamda çok güzel. Peki buradan o zaman Elazığlılara neler söylüyoruz? Bu fuar sizler için yapılmış. Gelin güzel vakit geçirin. Hem bizi de ziyaret edin. İkramlarımız var. Bugünün güzel sohbeti de bekleriz yani. Muhabbet edelim. Bakın, bakın. Muhabbet edelim. Aynen abi. Tamam, her şey ticaret değildir. Tabii ki muhabbet de lazım her zaman. Çok teşekkür ederim. Sayılı. İyi fuarlar size de. Evet. Efendim şimdi o bölümü gezdik. Sizlere birçok şeyi aktarmaya çalıştık. Şimdi bir reklam arasına gideceğiz. Reklamlardan sonra burada olacağız. Lütfen bir yere ayrılmayın. Burada tarımsal makineler var, tarımsal kalkınmayı destekleyen firmalar var. Zira ilaçlamadan tutun da işte bahçenizde kullanabileceğiniz makineler, traktörlere kadar var. Burada yine tarımla ilgili müdürlükler var, dernekler var. Burada da
Onlarla iletişim kurabiliyorsunuz. Aklınıza takılan soruları sorabiliyorsunuz. Bu alandan Elvin'den rica edeceğim. Tekrar şöyle bir alanı geniş bir şekilde gösterebilirse sizlere. Bu alana girdiğiniz zaman tarımda kullanılan makineler ağırlıklı olarak gözünüze çarpacak. Çim biçme makineleri, ilaçlama makineleri, yine aynı şekilde traktörler var arka tarafta. Bu alan böyle bir alan. Şimdi buranın hemen karşısında bulunan diğer alana doğru gideceğiz. Elvin'den rica ediyorum, beni takip ederse şöyle devam ederek o tarafa doğru bir gitmiş olalım. Şimdi fuar alanımızın girişi hemen şu görmüş olduğunuz nokta. Yani Kültür Park'ın hemen yan tarafında bulunan Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi, Elazığ Belediyesi'ne ait. Geldiğiniz zaman kapıdan girdiğinizde sağ tarafta bir bölme, sol tarafınızda bir başka bölme. Fakat oraya geçmeden ben şurada bir detayı da sizlere göstermek istiyorum. Elvin'den rica ediyorum, şöyle kısaca beni bir takip ederse. Bakın şu noktada hemen buraya girmeden sağ tarafta yine Türkiye Jockey Kulübü tarafından getirilen atlar var. Burada çocuklar onları da görebiliyor. Şimdi sizlere kısaca göstermeye çalışacağız o alanı. Buradan evet. Şöyle çıktığınız zaman burada bakın görüyorsunuz. Türkiye Jockey Kulübü'nden getirilen atlar bu noktada. Burada çocuklar genelde bindiriliyor bu atlara. Onlar burada gayet eğleniyorlar. Tabii ki binmeden önce gerekli güvenlik önlemleri alınıyor. Onların işte kaskları takılıyor. Gerekli binicilik kıyafetleri bindiriliyor. Burada çocuklar ata binebiliyorlar. Fuar alanına girdiğiniz zaman hemen sağ tarafta. Şu an kameraman arkadaşım Elvin sizlere gösteriyor. Türkiye Jockey Kulübü tarafından getirildi bu atlar. Burada ziyaretçilerin ilgi odağı halindeler aslında. Elvin'den rica edeceğim şu alanı da göstermesini. Burada da yine çocuklar atlara biniyorlar. Bakın bir çocuk yine bindi. Kısa bir tur attıktan sonra tekrardan kıyafetlerini görüyorsunuz. Onlar özel bir şekilde ata binecek şekilde üzerlerine kıyafet giydiriliyor. Kaskları takılıyor. Burada da geldiğiniz zaman çocukları ata bindirebiliyorsunuz. Adeta mutlulukları yüzlerinden okunuyor. Evet, Elvin şöyle gel istersen. Tamam anneciğim. Evet, ata binmeye mi geldin? Evet abi. Daha önce hiç binmiş miydin? Evet. Ata binmeyi biliyorsun yani. Hı hı. Peki burada bunun olduğunu biliyor muydun gelmeden? Bilmiyordum. Geldin gördün, ben de bineyim dedin. Evet. Heyecanlı mısın peki? Evet. İyi bakalım, kolay gelsin sizlere. Evet, şimdi yine bir çocuğumuz burada kıyafeti giydirildi. Şimdi Türkiye Jockey Kulübü'nden gelen ekipler tarafından onlar burada ata bindiriliyor. Evet şöyle devam edelim. Fuar alanının ikinci kısmına doğru gideceğiz. Şimdi Elvin kamerada bana eşlik ediyor. Burada dediğimiz gibi atlara binebiliyorsunuz. Çocuklarınızı atlara bindirebiliyorsunuz. Çocuklar eğlenirken sizler içeride fuarı gezebilirsiniz. Şöyle fuar alanının dış kısmından da bir görmüş olduk. Lokasyon olarak da şöyle bir gösterirsek hemen Kültür Park'ın yan tarafında bulunuyor fuar alanı. Geldiğiniz zaman yine buradan fuar alanına giriyorsunuz. Elvin şöyle devam edelim istersen.
Evet, bu alandan da girdiğiniz zaman bu noktayı geçiyorsunuz. Burayı geçtikten sonra dediğim gibi iki adet bölme var. Şimdi biz diğer taraftan yayınlarımızı gerçekleştirmiştik. Yani sağ taraftaydık biraz önce. Şimdi devam edeceğiz. Sol tarafa gireceğiz bu defa. İşte Elazığlılar fuara geliyorlar, dolaşıyorlar. Bir şeyler alanlar da var. Almadan sadece gezenler de var. Şimdi buraya gireceğiz. Birazcık da burayı gezeceğiz. Sizlere burayı aktaracağız. Evet, bebekler de var burada. Aileler çocuklarıyla birlikte geliyorlar. Girdiğiniz zaman sizi böyle bir alan burada karşılıyor. Bakın yine bir beyefendi ve hanımefendi bir şeyler almışlar. Onlar da evlerine gidecekler. Şimdi bu alana girdiğiniz zaman burada ilk olarak karşınıza yine traktörler çıkıyor. Traktörlerle birlikte tarımda farklı alanlarda kullanılan makineler çıkıyor. Yani burada çok farklı makineler var ve yine burada da o cihazların üzerine yazılmış satıldığı. Burada da bunları bulabilirsiniz. Şöyle devam edelim istersen Elvin. Buraya geldiğinizde sadece alışveriş maksatlı olmayabilir. Sadece bir şey almak zorunda değilsiniz belki ama burada size ikramlarda da bulunuyor buraya gelen esnaflar. Traktörleri görüyorsunuz, römorkları görüyorsunuz. Burada işte ilaçlama ve gübreleme sistemleri var aynı şekilde. Tarımda kullanılan çok farklı cihazlar var burada. Bakın hemen hemen bütün traktörlerin veya işte burada ki ürünlerin hemen hemen birçoğunun üzerinde satıldığına dair kağıtlar var. Mesela bu ürün iki kişiye satılmış. Bu üründen iki kişiye satılmış. Onlara da tabii ki hayırlı olsun. Yine aynı şekilde burada büyük bir traktör. Tabii ki bunlar aralarında illaki farklılıklar var. İşte beygir güç farklılıkları var. Bunlar da yine satışı yapılmış olan traktörler. Bunlar buradan çıkarılacak fuar bitiminde ve yeni kullanıcıları buradan aldıkları traktörleri, makineleri artık kendi bahçelerinde, tarlalarında kullanacaklar, kullanıma hazır halde. Bakın birçoğunun üzerinde yine isimler var. Yani hemen hemen bütün traktörlerin üzerinde isimler var. Birçoğu satıldı. Hatta bazılarının üzerinde İkişer, üçer isim var. Evet, yine burada da büyük traktörler de var, küçük traktörler de var. Şöyle gezdiğimiz zaman farklı boyutlardaki traktörleri görüyoruz burada da. Bu da satılmış. Dediğim gibi her bahçeye uygun burada tarım aletini bulmanız mümkün. Diğer alanda da vardı, burada da var. Burada tabii ki o alanda bulunan çok küçük olan traktörleri bulamayabilirsiniz. O alanda onlar var. Burada biraz daha büyük olan traktörler var. Buraya da Elazığlılar geliyorlar. Bilgi alıyorlar. Traktörlerden alanlar da var. Römork alanlar da var. Yine tarımda farklı yerlerde kullanılan malzemelerden de alanlar var. Şöyle devam edelim istersen Elvin. Evet, burada aslında çok güzel bir detay var. Güzel bir görüntü var. Şimdi bu traktör çok eski bir traktör. Bize dün öyle söylenmişti. Modeli 1967. 57 yaşında
bir traktör bu. Burada tarihi bilgileri yazıyor. 42 beygirlik olduğu üzerinde yazıyor. 1967 model bir traktör. Yani 67 yılında tarımla uğraşan, bahçesi olan, arazisi olanlar işte bu ve benzeri traktörleri kullanıyorlardı. Aslında burada şöyle genel bir görüntü alabilirsek, Elvin'den rica edeceğim. İki traktörü de buradan görmesini istiyorum. Birisi 1967 model, 57 yaşında, o zamanın teknolojisiyle yapılmış olan bir traktör. Diğerleri de günümüz teknolojisiyle yapılmış yeni son model traktörler. Adeta bir tarihe yolculuk var. Şöyle devam edelim. Aslında ilk iki gün gündüz saatlerinde daha çok uygulamalı olarak anlatılan şeyler vardı burada. Özellikle öğrencilere ve sabah üzeri gelen misafirlere. Bu alanda jandarma ekipleri yine kendi tanıtımlarını yapıyor. Şurada bir adet araç mevcut. Burada da trafik polisleri saatte 15 kilometre hızla giden bir araç kaza esnasında takla attığında içinde nasıl bir durum yaşanıyor onu buraya gelen misafirlere, Elazığlılara gösteriyorlar. Bu da aslında emniyet kemerinin ne kadar önemli olduğunu bizlere gösteriyor. Emniyet kemeri %67 oranında ölümlü kazalarda ölümün önüne geçiyor. Aslında çok önemli bir şey. Emniyet kemeri hayat kurtarır dediğimiz, bu alanda bunu gösteriyorlar trafik polisleri. Şu an için burada değiller. Belki mesai bitim saatini olduğu için. Ancak normal saatlerde buradalar. Sizlere emniyet kemeri takılmadığı zaman neler olabileceğini bir araç içerisinde gösteriyorlar. Yine aynı şekilde burada çay standı var. Buraya gelen misafirler çaylarını içebilsinler diye bir de çay kamyoneti var. Oradan da yine gelip çayınızı içebilirsiniz. Öncelikle kusura bakmayın birden girdim ama. Evet. Canlı yayınmış. Evet, canlı yayındayız. Ay özür dilerim. Şöyle sizden de bir alalım. Ya ben okuldan çıktım. Abimle gelmek istedim. Aslında biraz ön yargılıydım buraya gelmeden önce ne olabilir ki diye düşündüm. İlk defa gördüğüm hayvanlar oldu. Hani ilk defa bu kadar büyük horoz, bu kadar büyük tavşan gördüm ve ben de şaşırdım. Burada olan yöresel lezzetler de gerçekten çok güzel. Çok sevdim yani burayı. Bir tarafla gezdiniz mi? Tabii gezdim. İkinci olarak da buraya geldim. Bayağı beğendim. Hani Elazığ gitgide gelişiyor bence. Bu konuda çok mutluyum. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Gezmeye devam o zaman. Devam. Aynen öyle. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, gezmeye devam. Gezmeyi bırakmıyoruz. Abi, Tunceli'den gelmiştin. Yükseklerden ballar getirmiştin. Evet. Nasıl Elazığlılar alıyor? Bizler Munzur Dersim'den geldik. Elazığ'da Kongre Merkezi'nin tarım fuarına katıldık. Her yıl katılıyoruz. Munzur yayla bal ve süt ürünlerinin ve Munzur'umuzun yöresel ürünlerini Elazığ'a taşıdık. Herkesi, Elazığ halkını ve değerli konuklarımızı standımıza davet ediyoruz. Güzel Munzur bal karakovanımız var. Kekik, geven, diken 2000-2500 rakamlarda aldığımız ballardır. Munzur ve Dersim dağlarının da 15.000 bitki dünyada bir ilkeye imza atıyoruz Munzur olarak. Hiç o bitkiler yoktur. O bitkilerde geven, kekik, diken, çiçeklerden elde ettiğimiz ballardır. Ve tulum peyniri ve salamura peyniri, yöresel ürünler, Ulukale dutumuz, pestilimiz, pertek dutumuz, bunlar meşhurdur, orjiklerimiz. Bizler kesinlikle doğal ve organik ürünler satıyoruz. Ve sizlerden destek istiyoruz. Sizler ve basın mensuplarına da teşekkür ediyoruz. Bizden de söylediklerimiz budur. Bizim ballarımızın özellikleri yine Munzur. Ayrıca biliyorsunuz dünyada Ovacık, Pülümür,
Nazimiye, Çemişgezek, Mazgirt, çevresel Çığ, Yayladere, Mazgirt dağlarında, Erzurum dağlarında, Erzincan dağlarında, Ovacık, Mercan dağlarında, bunlardan ayrı ayrı bitkilerde aldığımız ballardır. Herkesi standımıza davet ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Evet efendim, işte bu alanda da, fuar alanında yine yöresel ürünler kısmı var. Buraya gelerek farklı illerden gelmiş olan ürünleri bulmak mümkün. Tabii ki Elazığ firmaları da var. Burada yine Elazığ firmalarını görmek mümkün. İşte orjik satanlar var, Elazığ'a özgü ürünleri satanlar var. Yine onları da burada bulabilirsiniz. Farklı illerden gelen esnaflar buradalar. Zeytin satan var. Gül, mesela Isparta'dan gelen bir esnafımız var. O da gül ve türevlerini getirdik dedi. Yani gül reçelini getirdik, kremlerini getirdik. Bunları da burada bulabilirsiniz. Gemlik'ten gelenler var, Trabzon'dan gelenler var. Yani şu alan görmüş olduğunuz gibi. Ve yoğun bir katılım var. Elazığlıları görüyorsunuz şu anda bu alanda oldukça yoğun bir katılım söz konusu. Onlar da geliyorlar burada, evlerine lazım olan tatlar alıyorlar. Merak ettiklerini alıyorlar. Çünkü birçok ürün burada Elazığ'da belki de bulunmamayacak ürünler. Onlar da il dışından buraya getirildi. Burada vatandaşlar geliyorlar. Belki de daha önce hiç tatmadıkları ürünleri tadabiliyorlar. Şöyle bir yaklaşalım isterseniz. Elazığlılara soralım. Neler almışlar, neler yapıyorlar? Bakın görüyorsunuz. 7'den 70'e burada alışveriş yapılıyor. Evet, Trabzon yöresine ait köme de var burada. Vatandaşlar bir yandan da alışverişlerini yapıyorlar. Efendim merhabalar. Merhabalar. Kanal Fırat, Kanal 23 canlı yayınındayız. Fuarla ilgili ne söylemek istersiniz? Yani çok güzel, çok ferah bir ortam. Her türlü aradığımız, ihtiyacımız olan her türlü imkan var. Gerek çiftçilik anlamında, gerekse ev tüketim anlamında her türlü ürünü gördük burada. Çok güzel olmuş. Ailece geldiniz galiba. Ailece geldik, çocuklarımızla birlikte. Neler aldınız peki? Var mı böyle çok hoşlarınıza? Peynir aldık. İşte birazcık çerez aldık. Güzel. Çocukların... Yöresinlerden. Çocukların istediği şeyler de vardı. Aynen. Hepsi bayıldılar zaten. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Rica ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Evet. Vatandaşlar buraya geliyorlar. Alışveriş yapıyorlar. Evlerine lazım olan şeyleri alıyorlar. Şöyle devam edelim isterseniz. Efendim merhabalar. Merhabalar. Canlı yayındayız. Buyurun. Neler söylemek istersiniz? Nasıl buldunuz? Valla fuara yeni geldik. Bir şey bulduğumuz da yok. Henüz yeni geldiniz. Tabii. Geziyoruz. Nasıl peki? Ortam nasıl sizce? Ortam gayet kalabalık. Neler almayı düşünüyorsunuz? Var mı aklınızda bir şeyler? Valla ilk önce görmemiz lazım. Göreceksiniz. Tabii, aklınızda. İlk önce görmemiz lazım. Bizim ihtiyaç talep oluşturması lazım. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Evet, şöyle devam edelim. Yine dün de bahsetmiştik. Burada baharatlar var. Elazığlılar bu alana gelerek bunlardan da alabiliyorlar. Şöyle bir yandan da devam edelim kalabalığa doğru. Efendim merhabalar. Teşekkürler. Sağ olun. Evet, Elvin arkadaşım kamerada sizlere gösteriyor. Bizler de o ortamı sizlerle paylaşıyoruz. Yoğun bir katılım var tabii ki bu noktada. Şöyle devam edeceğiz. Evet, burada yine bir fıstık satışı var. Beyefendi de tadına bakacak. Teşekkür ederiz. Yayından sonra alalım. Neler söylersiniz? Şöyle kameraya dönebilirsek. Evet. Sizin için geldik. Ürünlerimiz çok taze. Birçok şehrin ürünlerini getirdik. Öyle. Elazığlıların ilgisi nasıl? Şükür çok iyiler. Memnun kaldık. Halkı güzel, sevecen, sıcakkanlı. Güzel, memnun. Geliyorlar, bakıyorlar. Geliyorlar, alıyorlar, alışverişlerini yapıyorlar. Tatlarına bakıyorlar. Güzel
zamanlar geçiriyorlar, vakitler geçiriyorlar. Teşekkür ediyoruz, sağ ol. Efendim kolay gelsin, siz de alışveriştesiniz galiba. Çok sağ olun, teşekkür canlı ederim. Şu anda ne söylersiniz? Fuarla ilgili. Güzel, mükemmel bir organizasyon. Yani çok iyi. Geldiniz, geziyorsunuz. Geziyoruz. Yazım olanlar. İhtiyaçları gideriz, çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Evet, Elvin şöyle devam edelim istersen. Vatandaşlar bu noktada alışverişlerini gerçekleştiriyorlar. Tabii ki eve lazım olanlar da alınıyor. Buraya geldiğinizde eve lazım değilse bile ya benim canım şunu istiyor deyip alabilirsiniz. Merhabalar tekrardan. Nasıl Elazığlıların ilgisi nasıl? Hepinize hoş geldiniz bu arada. Yani şu an yoğunluk ufak ufak başlıyor ama son iki günümüz kaldı. Bütün Elazığ, Gakkoş diyarlarımıza yani bekliyoruz. Yani Hakkari Yüksekova'dan getirdik balımızı. Birinci kalite abi. Şu şekil çiçek balımız abi. Şöyle abi görüyorsun. Bu çiçek balıdır abi. Şu var abi, şu balımız var. Bu balımız kekik balı, kekik kevan balıdır abi. Lavanta. Birinci kalitedir abi. Tüm halkamızı bekliyoruz. Son iki günümüz kaldı. Cumartesi ve pazar günleri. Son iki gün. Evet, son iki gün. Neler söylüyorsunuz peki? Bekliyoruz abi. Yani inancınız olsun, son iki gün hiç iyi geçmedi. Daha yoğun olacağını düşünüyor musun? Düşünüyoruz, öyle düşünüyoruz. Hakkımızda hayırlısını diyoruz abi. Başka bir şey demiyoruz. Kolay gelsin. Evet. Çok teşekkür ederiz. Evet. Sağ olun. Evet, burada yine balları görmek mümkün. Süzme ballar var. Karakovan, petek balı var. Yayla balı var. Hakkari'den geldi bu ballar. Hakkari, yine diğer tarafta da bir Hakkari'li esnafımız vardı. Orada yine söyledik. 600-650 kilometrelik bir mesafe. Oradan buraya sizin için, siz değerli Elazığlılar için getirdiler bu ürünlerini. Sizi bekliyorlar. Bakın her standta ortak cümle. Elazığlıları bekliyoruz diyorlar. Burada yine Ankara'dan getirilen Beypazarı kurusunu bulmak mümkün. Baklava var aynı şekilde. Zeytinyağlı sarma var. Bunların hepsi el yapımı, ev yapımı olarak sizlere burada takdim ediliyor. Evet, böyle işte çocuklu aileler de geliyorlar. Burada alışverişlerini gerçekleştiriyorlar. Şöyle devam edelim. Şöyle devam edelim. Şurada da yine lokumlar var. Elvin şu anda sizlere gösteriyor. Dün bu standa geldiğimizde sormuştuk. Elazığlılar geldiğinde herkese yetecek kadar var mı diye. Onlar da var demişlerdi. Şu anda da hummalı bir çalışma var. Onu da görüyorsunuz. Kameraman arkadaşım Elvin sizlere gösteriyor. İsterseniz tadına bakabilirsiniz. Evet, burada da yine aynı şekilde Beypazarı kurusu, bunları bulabilirsiniz. Burada alışveriş gerçekleştiriliyor şu anda. Bir hanımefendi Beypazarı kurusu alıyor şu anda. Elvin, şu tarafa da dönebiliriz istersen. Şöyle kalabalığı buradan bir göstermeni istiyorum senden. Şu noktadan kalabalığı göstermeni senden özellikle istiyorum. Evet, görüyorsunuz. İl dışından gelen ürünler burada pazarlanıyor. Evet, hemen sağ tarafta zeytinler var. Burası da yine Bursa Gemlik'ten geldi bu zeytinler. Burada çeşit çeşit zeytinler var. Zeytinin merkezinden geldi bunların hepsi. Buraya geliyorsunuz, zeytinlerin tadına bakabilirsiniz. Hoşunuza gittiği takdirde de
buradan alışverişinizi gerçekleştirebilirsiniz. Evet, kameraman arkadaşım Elvin şu anda sizlere gösteriyor. Şöyle devam edelim istersen Elvin. Şu tarafa doğru devam edelim. Burada yine tahin helvası ve diğer helvaları burada bulabilirsiniz. Orcik var aynı şekilde. Ağın leblebisi var. Dut var. Kayısı kurusu yine aynı şekilde var. Buraya gelerek bunları da tadına bakarak alabilirsiniz. Evet, neler söylemek istersin? Nasıl, ilgi iyi mi? Vallahi ilgi çok iyi. Yani hiçbir sıkıntı yok. Ama bu tür organizasyonlar bayağı yani fazlalaşsa çok memnun olacağız vatandaş olarak. Katılımcı da fazla olmuyor. Neden olduğunu da bilmiyoruz ama. Aynen, biraz gösterelim fuarlarımıza bence de. Elazığlılar gelsin. Aynen, tabii ki Elazığlı yani inşallah cumartesi pazar birazcık daha olursa yoğun olacak. Hani işten güçten dolayı. İnşallah da şekil olur. Neler var peki bize? Burada kısaca bir bahseder misin? Abi işte meyve kurularımız var. Ağın leblebisi. İşte bizim kendi köyümüzün dağının inciri kurutulmuş, dağ inciri. Burada kendi tutlarımız var. Orucuklarımız, bademimiz, çiğ badem. Hepsini yani burada bulabilirler. Tahinlerimiz, efendim? Burada bir de galiba... Badem şekeri var. Tabii ki. Evet, kendimiz yapıyoruz. Makinamız da orada. Yani şurayı da gösterebilir misin? Bunların hepsi kendimizin tamilatları. Yani kendimiz yapıp satıyoruz. Sen de mi alışveriş yapmaya geldin? Yeğenim. O bizde. Sen burada mı çalışıyorsun? Burada mı çalışıyorsun? Hoş geldin. Gel seninle gezelim, beraber röportaj yapalım, olur mu? Gel. Evet, o da bir buradaymış, bunların kardeşiymiş ama o da bizimle beraber gezecek, röportaj yapacak. Evet, patron bu değil mi? Patron bu. Gel bakalım, gel şöyle bir gezelim seninle. Bakalım neler var, neler yok. Bak burada ablalar var. Burada neler varmış, bak burada da Isparta'dan gelmişti bu esnafımız. Bu da yine aynı şekilde gül ve türevlerini getirdik dedi. Reçeli var, kremi var, kolonyası var. Bunları da burada bulmanız oldukça mümkün. Evet, patron bey sizi çağırıyorlar. Satışta galiba bir ihtiyaç var değil mi? Hadi bakalım, git sen de abilerinle birlikte satışlarınızı gerçekleştirin. Şöyle devam edelim isterseniz. Burada yine ballar var. Az önce beyefendi bahsetmişti, Muzur'dan getirdik dedi. 2000'li rakımlardan 15.000 bitkiden elde ettiğimiz ballar var dedi. Onları satıyoruz dedi. Buraya gelen vatandaşlar bir yandan tadına bakıyorlar, bir yandan da almak isteyenler de tabii ki alıyorlar. Efendim afiyet olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Nasıl, güzel mi bal? Tadın beğendim doğrusu. Beğendiniz. Güzel. Evet. Fuarla ilgili ne söylemek istersiniz? Aslında bu tür fuarların geliştirmesi fayda sağlar bizim insanlarımız için. Doğal güzel, doğal ve güzel ürünlere hemen ulaşabiliyoruz. Ortadan sayıların artılması iyidir ya da tekrar fuarların yapılması fayda sağlar doğrusu. Diğer tarafı da gezdiniz mi? Diğer tarafı da gezdim. Burada şey buldum. Ördek eti bulabildim. Ördek eti, yani gücümüz kaza yetmedi. Evet. Peki tarımla ilgileniyor muyuz? Tarımla pek ilgilenmiyor doğrusu. İlgilenmiyorsunuz. Evet. Ama bu fuara geldikten sonra ya ben de keşke bir tarım yapsaydım. Mantık. Ya ileride yapsam. Yok kesinlikle. Yani şu anda gözden meslek tarımdır aslında. İleride bu tarıma da ulaşamayacağız. O açıdan kıymetini bilmek lazım. Yani sahip çıkmak lazım tarımları.
Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Kolay gelsin. Hayırlı alışverişler. Evet beyefendi, alışverişini yapmış. Diğer tarafta bulunan alandan bir alışveriş gerçekleştirmiş. Burada yine aynı şekilde sabunlar var dedik. Çörek otu yağı var dedik. Beyefendi, evet. Kendimiz ekiyoruz. Ne o abi? Ne? Çörek otu yağını ekiyorum ben. Ankara Yapracık Köyü'nde. Evet. Şeyde de yerimiz var. Adını sen getir. Uşak'ta. Hazır canlı yayındayken şeye geldim dedim, o senin kıymetli malzemeyen geldim. Evet. Evet. Efendim çay... şimdi ne getirdiniz? İkramda çay getirdik. Çaykur'un tanıtımını getirdik. Çaykur, evet. Çaykur tanım. Geçen de ben Rize'deydim. Çaykur'un çayından aldım, müdürden aldım. Evet. İçtiğin çaydan vereceğim dedim. Çok güzel çay. Güzel çay. Yeşil çay ama çok... sözde benim gibi insanı zayıflatayım. Kutusu da burada gösterebilirim. Gayet zayıfsınız abi. Çok da ihtiyacınız var. Aşağıya göremeyeyim. Şimdi bak. Kamera görsün. Bu çörek otunun bitkisi. Kamera görsün. Evet şu. Şu bitkisi. Uşak'ta ekiyoruz. Şu da düver biçenin işlediği. Bu Türk malı. Çin malı, Suriye malı değil. Ben satmam. Bu şu an burada mı şimdi? Evet burada. Burada. Şöyle. Peygamber şeridi. Şöyle. Çörek yoktu ya. Şöyle yapıyoruz. Şunu şöyle buraya koyuyoruz. Yağını buraya veriyor. Kabuğunu oraya yatıyor. Hastasına. Bunu içtiğimiz zaman Elazığlılara söyleyebilirim. Benim burada müşterim var. Babasının bir tarafında felç olmuşsun. Sağ mı sol mu? Unuttum şurada bak. Onu da göstereyim sizlere. Adamın babası sabahleyin oturmuş. Şu şahıs. Evet. Peygamber Efendimiz'in hadisinden dolayı etkilenmiş. Doğru. Adam inançlı olduğu için almış babasına yatırmış, sürmüş ve sabahleyin kalkmış oturmuş. Kanıtı burada. Geçmiş olsun. Abi. Sağ ol. Çok çok geçmiş olsun. Elazığlılara bekliyoruz. Elazığlıları da seviyoruz. Ben de Ankaralıyım. Abimiz Elazığ. Şöyle. Ankara'dan geldik. Ankara'dan geldik. Elazığlı Ankara'da da çok. Onu da söyleyeyim. Etlik aşağı eğlence de Turgut Özal bulvarının orada. Tabii tabii çok. Peki Elazığ'ı gezme fırsatı buldunuz mu 2 gün içerisinde? Buldum. Belediye de güzel çalışmış yalnız. Onu da söyleyeyim. Gezdiniz. Gezdim. Nasıl Elazığ güzel mi? Güzel. İnsanları güzel. İnsanları güzel. Çok yani Anadolu çocuğu. Ben de severim öyle şeyi. Biz de Ankara'lıyız ama insanları severiz. İnsanları sevmemiz lazım. Kaç günlük dünya. Hoş hepimiz biriz. Vallahi teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Evet, buradan Ankara'daki Elazığlılara da selamlarımızı göndermiş olalım. Yine burada Hatay'dan getirilmişti bu salçalar. Biber salçası var, domates salçası var. Hatay'dan getiriliyor bunlar. Burada Elazığlılara sunuluyor. Yine burada kurutmalıkları görmek mümkün. Acı biber salçası var. Hatay'dan getirildi bunlar. Evet, küçük çocuklar. Efendim merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Torun mu? Torun. Nasıl peki fuar? Nasıl? Fuar çok güzel. Geziyorsunuz sadece. Dün de geldim, bugün de geldim. 2 gündür geliyorsunuz. 2 gündür geldim. Evet. Peki bir şeyler aldınız mı? Tabii aldım. Bu peynir falan. Peynir aldınız. Evet. Almaya da devam. Evet. Bakalım işte bu sefer kızı getirdi. Bundan alacağız. Ondan alacağız. Evet, evet. Sizlere hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. Evet. Dede torun. Ne diyorsun? Ne oldu? Hadi gidelim. Evet. Kameralara bay bay yap da gidin hadi. Bay bay yap. Hadi bay bay yap kameralara. Evet. Bay bayını da yaptığına göre bizler de şöyle devam edelim. Bu noktada yine salçalar vardı. Yoğun mu? Bugün nasıl? Çok yoğun. Yoğun. Aşırı. Satışlar? Satışlar çok. Yok. Çok. Çok fazla. Çok fazla yani. İyi bir şey. Allah bin bereket versin. Dün canlı yayında Elazığlıları bekliyoruz dediniz. Evet, hepsi, herkes geliyor. Herkes alışveriş yapıyor. Tadına bakıyor, fazla alıyorlar. Allah çok güzel. Bir de çeşitlerimiz çok aldı. Evet, daha fazla çeşit getirdik. Baksanıza bir çekin çeşitleri. Şimdi oradan görürsünüz. Gideceğiz. Evet. Pazar.
patlar. Daha çok yoğun olacak. Yani ben inanıyorum ki cumartesi pazar burada bir tane bidon kalmayacak. Yeterince var mı peki? Yani Elazığlılar geldiğinde ya biz yayında izlemiştik. Burada biberler, salçalar vardı. Kalmadı mı diyecekler mi yoksa? Vallahi bence kalmadı diyecekler. Diyecekler. O kadar diyeyim yani. O kadar güzel. Çok teşekkür ederim. Çünkü gelen alıyor, giden alıyor. Yani gelen alıyor, giden alıyorsa demek ki güzel ki alıyorlar. Kötü olsalılar mı almazlar. Öyle hesaplayın. O zaman devam edelim. Bakın bu mesela şöyle yeni gelen çeşitleri çekebilirsiniz. Bunlar yeni mi geldi şimdi? Salçalar, şeyler, nar ekşileri yeni geldi. Hepsi yeni geldi. Öndekiler yeni geldi. Bu Maraş pul biberi. Hatay'ın nar ekşileri. Denizli'nin nane kekiği. Aşkotları. Zayıflamak için chia keten tohumu mesela. Onlar da burada. Bunlar bak mesela şu chia zayıflamaya birebir. Ön tarafta şöyle gösterirse. Chia otu mesela, keten tohumu, ıhlamurları, açlık otu bağırsakları çalıştırır. Ondan sonra pul biberlerimiz Maraş'tan, kurular Antep'ten. Her yer, Türkiye'nin her yerinde bulunmayan bitkiler bende var yani. Kalabalık nasıl şu an? Kalabalık yoğun yani. Ama yani, gelen alıcı. Alıyorlar değil yani mi? Yani mesela böyle boş kalabalık yok. Gelen alışveriş yapıyor. Gidiyor. Alışveriş yapıyor, poşetliyoruz gidiyor. Yani böyle boş gelen yok. Hep dolu alıyorlar. O zaman yarın şimdi siz bunların biteceğini mi söylüyorsunuz? Bence biter. Bence biter. İki gün içerisinde. Biter. O zaman hayırlı satışlar. İnşallah. Her şeyin hayırlısı. Çok teşekkür ederim. Bekleriz. Sizi de bekleriz inşallah. Sağ olun. Yayın sonrasında uğrayalım bizler de. Çok teşekkür ederiz. Efendim, bizler bugün Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde 4. Elazığ Tarım Fuarı'ndan sizlere seslendik, hitap ettik. Buradaki ortamı sizlerle paylaştık. Ben Deniz Talha Turgut. Pazar günü son bulacak fuar. Bu alanda dediğimiz gibi yöresel ürünler var. Yan tarafta tarımsal ürünler var. Elazığlıları bekliyoruz diyorlar. Buradaki stand sahipleri gelsinler, tadına baksınlar. Almak zorunda değiller. Ama çeşit çok fazla. Gerçekten çok fazla. Bizler de bütün Elazığlıları hem selamlıyoruz hem de buraya bekliyoruz. Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nden bugünlük aktaracaklarımız bu kadar. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.